yok şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katıl aramıza ve de sen de söyle. Konuyla karşı karşıyayız. Bir iş yeri düşünün. Oradaki arkadaşımız bir davet alıyor efendim. Tabii ki davete katılacak. Bakalım neler yaşanacak. İzleyelim. Buyursunlar. Hey İsmail Bey. Buyurun. Hacale Hanım nasılsınız? Merhaba. Çok teşekkürler. Rica ederim. İsmail Bey biliyorsunuz bugün benim hem bu şehirde hem bu iş yerindeki ilk günüm. Eğer müsaitseniz sizden bazı konuda yardımlar isteyecektim. Tabii tabii yardımcı olmak isterim. Buyurun. Şöyle şimdi bugün çarşamba. Eğer sizin için mümkünse cuma akşamı oturup yemek yesek ben de size aklımdaki şeyleri sorsam olur mu? Olur. Cuma olur. Tamam. O zaman siz şehre yeni geldiniz. Kaybolmayın. İkinci günden. Siz de ne tarafta kalıyorsanız oraya yakın bir yere gelin. Buluşalım. Bir toplantı yapalım. Tamam. Şöyle yapalım. Yalnız ben daha ev bulamadım. Hala otelde kalıyorum. Otel tam şey var, restoranı vardır, kafesi vardır. Ha. Orada buluşuyoruz. Yani çok fazla insan olmasın da sesimiz duyulsun yani o sebeple. Tamam, olur. O zaman şöyle, benim kaldığım otelin rufunda bir tane restoran var. Çok da sakin bir yer. Sizin için uygunsa cuma olur, akşamı 8 gibi orada yemek yiyelim, olur mu? Olur, olur, olur. Tamam, o zaman ben sakıncası yoksa numaranızı alabilir olur, miyim? Olur, olur, olur. Şöyle. 0-500. Sahi, yardım edin, hadi. Onları hallederiz. Bir şey diyeceğim ben sana. Söyle. Aslında asla cevabını merak etmediğim ve katiyetle sormak istemediğim ama gene de şansımı denemek istediğim bir soru soracağım. Ozan da geliyor mu? Evet, Ozan da geliyor aşkım. Ya küçük oluyorum, uyuz oluyorum, ayar oluyorum ona ya. Biliyorum. Keşke gelmesi. Biliyorum ama adam karısını aldattı, bizi aldatmadı. Yani ne yapabiliriz ya? Adam hem çok pişman, böyle dımdızlak kaldı ortada. Boş ver, takılma artık onlara ya. Vallahi uyuz oluyorum, acayip gıcık oluyorum. Cezasını çekiyor, merak etme bak geldi. Bir şey olsa da gelemese diyecektim, kesin geldi. Gel. Pislik ya, gıcık oluyorum. Merhaba. Merhaba, ne haber İter? Nasılsın? Selam, selam. Selam, yengem, ne haber? Canım yengem ya, seni gördüm. Hadi ya Ozan, nasılsın? Gel Ozan, gel. İsmail abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, yeter sen ayakta kaldın. Şöyle sıkışalım biraz sen. Yok hayatım ya. Siz rahat rahat oturun. Benim mutfakta birkaç şey vardı. Eksik yardım etmedi bana. Elim boş. Onları halledeyim. Dur ben de yardım edeyim o zaman. Hadi gel o zaman. Hadi. Gel bir tanem gel. Ozan nasıl gidiyor bekarlık günleri? Ha? Süper abi. Güzel. Bekarlık sultanlık. Allah. Sultanlık mı? Oğlum. Eksi iki kodla 1+0 evde sultanlık mı olur lan? Ha? Sefil bu, sefil. İsmail gerçekten sefil gibi kaldı ya. Bir de sizin işten kovuldu salak. Suçüstü yakalanınca bütün malı, mülkü, varı, yoğu yengeye verdi tabii. Sonra gitti şirkete bana zam yapın yoksa işten ayrılırım diye blöf yaptı ve... Kovuldum evet. Kovuldum. Kovuldum. Kovulmayaydım iyiydi. İyiydi. Evet, o güzeldi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Benim için çok iyi oldu. Hmm. Her evli erkeğin yanında bir tane böyle bekar bir adam lazım biliyor musun İsmail? Oğlum cuma günü Ozan'da buluşacağız. Vallahi. Gelsene ha? Acayip planlar yaptım. Çok güzel şeyler yapacağız İsmail. Ha? Sen de gelsene. Çılgın bir gece olacak. Çılgın gece olacak. Evet. Ne olacak? Oyun gecesi yapacağız. Çok pis şeyler yiyeceğiz. Cipsler yiyeceğiz. Krakerler yiyeceğiz.
böyle asitli şeyler içeceğiz. Ne bileyim kızartmalar, hamburgerler yiyeceğiz. Gelsin ha. Gelirsen turnuva yaparız. Gerçekten çok çılgın bir insansın Fikri. Yani ben bunu kaldıramam. Şaka bir yana, cuma günü benim başka bir programım var. Ha, yengeyle falan mı yemek mi yiyeceksiniz? Yok yok, yeterli değil. Kimle? İş yerinde bir yeni bir hanımefendi başladı. Bana danışacakmış, birlikte yemek yiyeceğiz. Hem de cuma akşamı. Yenge ne dedi? Bir şey demedi. Söyledi mi peki? Yani önemli bir şey. Söylememiş. Söylememiş. Cuma günü bir kadınla yemek yiyor ve söylemiyor. Allah Allah, söylerim oğlum, yani önemli bir şey değil. Yani sıradan her gün olan bir şey de yani. Bunun söylenecek neyi var ki yani? Güzel mi? Güzel. Ne kadar güzel? Bayağı güzel. Helal kardeşim. Hoş geldin karanlık tarafa İsmail. Ne oluyor lan? Karanlık taraf ne oğlum? O cazibesine kapıldığın, kapısında durduğun, tehlikeli ama bir o kadar da heyecanlı taraf İsmail. Oğlum tükürürüm seni karanlık tarafına. Ben karımı seviyorum lan, öyle bir niyetim falan. Saçma sapan konuşuyor ya. Niye söylemedin o zaman? He? Tanışalım neredeyse bir gün geçmiş İsmail. Niye söylemiyorsun yeteri? Oğlum normal bir şey bu yani. Ciddiye almadım ya. Yani. Söylerim yani, ne olacak ki? İsmail, siz yüzük falan da takmıyorsunuz. He. Kadın evli olduğunu söyledin mi? Allah Allah, hayır. Sen her tanıştığın kadına bekar olduğunu söylüyor musun kardeşim? Evet. Lan öyle olur tabii ya. Saçmalama ya. Kadın bana yardım eder misin demiş. Ha. Ben evliyim hanımefendi mi diyeceğim. Çok saçma. Niye saçma? Kafanda belki başka plan var. Ki bence var. Sana hiç konduramadım İsmail. Ne lan bu yenge tripleri? Oğlum iş arkadaşım diyorum. İş arkadaşımla yemek yiyeceğim. Başka bir şey yok lan bunun altında. Her şey böyle başlangıçta arkadaş olarak başlar. Bak, Ozan'a bak Ozan'a. He? Kızın bilgisayarına format atacaktı. Neye format attığını gördük. Fikri, şimdi sana buradan bir format atarım. Allah Allah. Sana ne oğlum ya? Sen niye giriyorsun oğlum bu kadar bu işin içine? Bırak. Yeter yenge düşünsün abi. Lan Yeter niye düşünüyor? Manyak mısınız? Bir şey yok ortada. Yeter neyi düşünecek? Düşünecek bir şey yok. Nasıl düşünecek bir şey yok ya? Var tabii ki. Senin bir şekilde bilinçaltın, o içindeki şerefsiz İsmail kadından çok hoşlandı ve onunla sürekli böyle çıkma, birlikte olma isteği uyandırıyor. Benim içimde şerefsiz bir İsmail var. O yapıyor diyorsun. Ozan gibi. Yok. Ozan direkt şerefsiz. Düşünüyorum. Yanılıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Bu kadın benim iş arkadaşım. Çalışacağız lan. İşim bu benim. Ne yani? Danışacak kadın. Olacak da böyle. Söyle o zaman Yeter'e. Ya söylerim. Ne var bunda ya? Neyi yaptınız? Manyak mısınız? Tamam Yeter, gelince söyle o zaman. Lan söylerim. Yeter! Aman. Yeter! Gelir misin buraya? Ha, ne oldu? Ya biz şöyle, cuma günü İsmail'le buluşacaktık ama İsmail gelemeyeceğini söyledi. Acaba dedim sen mi ona izin vermedin? Ay yok artık. Aa. Yeter ya, ben bile izin verdim gitmesine. Hayatım ben böyle bir şey hiç söylemedim bile. Niye öyle bir şey yapayım canım? Niye izin vermeyecekmişim? Gitse. Hı. Aşkısı, ha? Geliyor musun cuma günü? Ya bak, Yeter. Hı. Bizim cuma günü iş yerinden bir arkadaşım var benim. Bu arkadaşla Fener maçına gideceğiz. Fener maçına gideceğiz. Fazla biletim var dedi Fener maçına. Sen de gelir misin İsmail dedi Fener maçına. Ben de gelirim yani, niye gelmem ki gibi bir şeysinden yani. Benim planım bu yani. Hayatım bundan normal ne var? Zaten demedin mi sen bu sene çok iyi oynuyoruz. Şöyle dedi bir stada gideyim, bir maç izleyeyim. Çok söylediydi zaten. O yüzden bence gidebilirsin yani. Ama stat'tan fotoğraf atar, merak ederim ortamı. Atarım, atarım. Stat'tan fotoğraf... Ay ben gitmesem mi acaba? Ne gerek var ya? Yani sen de istemedin. Ben gitmeyeyim. Ben hiç gidesim hayatım, yok. Hayatım niye gitmeyecek misin? Vallahi gitmeyeyim. Ya hayatım git. Git. Git ve rahatla. Aynen İsmail. Git ve rahatla. Hadi sen de bak. Ne yaptın lan İsmail? Ne yaptın lan? Yalan söyledin Yeter'e. He? Ya ne... Bari fotoğraf falan atma ya. Of ya. Yalanla geldiğine göre artık ben 2+1'e bakmaya başlıyorum. Paçıkkara kaçıkka kardeşim. Yeter'i aldatmaya utanmıyor musun lan? Lan? Terbiyesiz. Oğlum ne aldatmasın, manyak mısın ya? Panik yaptırdınız beni durduk yerde, konu yok öyleydi böyleydi diye. Stres yaptım oğlum. Birden altıma Fenerbahçe geldi. Ya ben sadece iyilik yapmak istiyorum. Ne ara buraya geldik ya? Ne iyiliği ya? Senden iyilik isteyen
Senden yardım isteyen bir kadın değildi, bir erkek olsaydı yardım eder miydin? Aynen kardeşim, aynen. Tam olarak da bundan bahsediyorum. Yardım ederdim. Ederdin? Evet. Aha, aha. Sene 2017 İsmail. Ya Fikri, tamam ben, ya. Bir dakika. Oğlum, dur. Bir dakika, dur abi. Ne aynı konusu ya? İyi, tamam. Ben Kurtuluş'ta giriş katta bir dairede oturuyorum. Hı. Sen de bizim iki alt sokakta oturuyorsun. Hı. Gecenin bir vakti bizim su borusu patladı. Hı. Ben seni aradım İsmail. Bana yardıma gelir misin dedim İsmail. Geldin mi İsmail? Geldin mi İsmail? Ne geldin mi? Gelmedin mi? Ne bileyim oğlum, bilmiyorum. Geldin mi, gelmedin mi? Niye gelmedin bilmiyorum. Ben biliyorum İsmail. Çünkü ben güzel bir kadın değilim. Oğlum manyak mısınız siz ya? Allah Allah. Lan aldatıyor mu acaba ben gerçekten karımı? Bu ne ya? Bu arada nerede yiyeceksiniz yemeği İsmail? Otelde. Oho! Arkadaşlar, ya kadın dedi, bizim Ruf dedi, sessiz olur dedi. O yüzden otele gitmeyi kabul ettim ben. Bizim Ruf dedi. Kaldı o otelin Ruf'unda yani, ha? Evet. Ulan var ya o da. Ruf'ta yemekler yenecek. Ondan sonra tık hemen aşağıya odaya. Ondan sonra... Ulan var ya, ben bunun yanında melek kalırım be kardeşim. Arkadaşlar, kadın iki gün önce gelmiş İstanbul'a. Hiçbir yer bilmiyor, yer bilmiyor, iz bilmiyor. Gideyim dedim, yardımcı... Vallahi insana yardım etmek haricinde bir niyetim yok. Ben karımı çok seviyorum ya. İsmail, niye telefon ters çevirdin lan? Ha? O kadın yoksa? Evet abi, o kadın mesaj atmış, sesli mesaj atmış. Sonra bakarım dedim, tamam mı? Niye sonra bakıyorsun? Niye? Ha? Niye sonra bakıyorsun? Al, tamam. Birlikte. Aç lan. Aç, beraber dinleyeceğiz. Beraber. Tamam, sesli mesajmış. Aç, dinleyelim bari. Dinleyelim abi. Hadi, dinleyelim abi. Tamam, sonra. Hadi abi. Ya şey, 8 demiştik ama onu 9 yapabilir miyiz? Ben bir kuaföre gideceğim de... Bu arada yarın akşam seni biraz yoracağım. Şimdiden özür diliyorum. Ne yapıyorsun lan? Vururum tabii. Lan gebertirim lan seni. Aa, gebertirim lan. Ne yapıyorsun? Ulan acaba gerçekten ben karımı aldatıyor muyum lan? Evet İsmail. Bir yaptıklarını düşün istiyorsan ha. Düşün. E güzel. Otelin bir kafesi, restoranı falan vardır mutlaka. Sessiz sakin bir yer olsun ama. Birbirimizi duyalım. Ben de şerefsiz bir adamım. Her şeyi planlamışım. İçimde şerefsiz bir İsmail varmış benim. Karıma da yalan söyledim. Abi ben çok seviyorum karımı. Niye böyle oldu ya? Ne olur bana bir şey söyleyin. Ne yapmam lazım? Gerçeği söyleyeceksin İsmail. Evet. Başka yolu yok. Gerçek seni özgürleştirir. Tamam, o zaman ben hemen şey yapayım, itiraf ediyorum. Hemen itiraf edeyim ben. Yeter! Yeter! Ha, ay ne oluyor İsmail? Ben sana bir şey itiraf edeyim. Ha, evet. Tamam, o zaman şey yapalım. Görüştüğümüzde yüz yüze konuşalım, her şeyi anlatayım sana. Tamam Tolga'cığım, öpüyorum canım. Öpüyorum. Tolga kim ya? Üniversiteden arkadaşım İstanbul'a gelmiş de bir yemek yiyelim yeter dedi, onunla konuşuyordum. Ha. Ha. Ne zaman yaptınız siz bu planı? Geçen hafta. Geçen hafta. Benim niye haberim yok? Ya sana mı söyleyeceğim her şeyi? Her şeyden sana haberin olsun diye sana bütün planlarımı mı söyleyeyim? Hayır ama tuvalete yani... gideceğim mesela, tuvaletim geliyor, haberin olsun. Alakası gel benimle yok. Tuvaletimle, hayret bir şey nedir? Manipüle ediyorsun da biz evliyiz yani. Ne var bunda yani? Hayır, anlamadım. Yani... Evlisiniz diye kız attığı her adımı sana mı söyleyecek İsmail, anlamadım ben. Ben söylüyorum ama aşkım, değil mi? Sen söyle aslanım, sen söyle. Tabii ki her şey söylenmez. Yani mesela ben de bu cuma iş yerinde yeni bir kadın geldi. İşte bana danışmak istedi. Onun kaldığı otelin Ruf'unda bir yemek yiyeceğiz, iş toplantısı yapacağız. Ben böyle şeyleri söylemeye gerek yok yani, değil mi? Sen ne çeviriyorsun İsmail? Sen başka bir kadınla yemek mi yiyecektin? Sen Tolga'yla yemek yiyorsun ama. Evet de ben maça gideceğim diye yalan da söylemiyorum. Ne çeviriyorsun sen? Bana bak. Sen beni aldatıyor musun yoksa? Çok özür dilerim. Vallahi çok özür dilerim. Vallahi istemeden oldu. Yemin ederim istemeden oldu. Ne bir şey de olmadı ki. Vallahi olmadı. Allah'ım neler oluyor böyle. Çok özür dilerim. Ne olur beni affet ya. Vallahi ne olur beni affet. Bana baksana sen. Senin Allah cezanı versin İsmail. Ay yeter, dur. Yeter. Çok özür dilerim. Gerçekten ya, niyetim öyle değil. Gel buraya lan. Nereye gidiyorsun? İsmail. Gel lan buraya. Ya.
Tamam. Oğlum o son tokatı yeminen gidemezsin. Terbiyesiz, bunu hak ettiysen. Yavşak! Titi Beşli. Dans grubu falan mısınız siz? Ben Mr. Karides. Güveçte mi, tavada mı, ne? Ben binbir surat. Herkesin taklidini yapabiliyorum. Sakıp Sabancı. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Gözlüklü senin ayaksın lan. Omurgasız insan. Ben herkese hak veriyorum. Seni kıskançlıktan çatlatacak. Her bileğimde 15'er tane Trabzon burması var. Benim kayınvalidim her gün yapıyor bana bunu. Otobüs arıza yaptı. Geciktik. Aracımız falan yok mu, süper araç falan? Aylık full akbilimiz var. Tez ayak, saldır. Lan çocuk gitti ya. Koruma kalkanı. Allah cezası verecek, Allah cezası verecek, Allah cezası verecek. Görünmez çocuk, saldır. Şimdi arkadaşlar herkes arkasını dönebilir mi lütfen? Ya oğlum görünüyorsun. Ama bakıyorsun. Bir çift var, büyüğümüz efendim. Dünya tatlısı, dünya iyisi, dünya temizi bir çiftimiz. Bakalım başlarına ne geliyor efendim, izleyelim. Buyursunlar. Boşandılar mı? Yo, ben gelinimden çok memnunum. Ya Allah aşkına. O kadar memnunsun da niye bu kıza böyle çile çektiriyor? Bak bu kız boşanır, sana söyleyeyim. Kızım, bu boşanma olayını soruyorlar. Söylemeyeyim yani, onu mu diyorsunuz? Ben sana bir şey diyeyim, bu kız bu oğlandan boşanır. Çünkü neden dersen, kız oğlanı çok seviyor. Boşanır. Boşanmaz. Anam, ne oldu lan? Televizyon bozuldu Hayati. Tam da en önemli yerinde evet ya. Evet ya. Antendendir, dur dur ben bir çatıya çıkayım. Aa, hay Allah'ım ya. Televizyon da bozulacak vakti buldu ya, ne güzel bakıyorduk. Dur kardeşim. Hanımefendi merhaba, biz Televan'dan geliyoruz da televizyonunuzla ilgili bir sinyal bozukluğu var galiba. Bir bakabilir miyiz kontrol? Ha tabii tabii tabii, buyurun. Canım bucak bozuldu ya. Çok teşekkür ederim ya. Ben bakayım. Bakayım. Evet. Evet, evet. Aynen. Tam korktuğumuz gibi hanımefendi. Ne olmuş? Yalnız biz bunu burada yapamayız. Bunu götürüp serviste, yani orada halletmemiz gerekiyor. Öyle evet, mi? Maalesef. Tam herkesten aldınız sinyali. İyi, götürün tamam. O zaman ben bunu alıp götürüyorum. Tabii tabii tamam. Tabii, tamir tamam. Ettim. Tamam efendim. Sonra getirirsin. Çok teşekkür ederim. Efendim. Görüşmek üzere. Zaten bilgilendirirler size. Bir dakika. Kumandayı almadan nereye gidiyorsun? Evet, evet. Üzerine koyarsanız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Zaten size şey yaparlar. Tamam. Şey yaparlar. İletişime geçiriyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Çok teşekkürler canım ben. Hah, iyi oldu. Bak ben telefondan izleyeyim bari. Of. Dur bakayım. Hallettim, hallettim. Anten de mutmuş. Onu düzeltince en heyecanlı yerinde... Televizyon nerede lan? Sen televizyon tamircisi aldı gitti. Ne tamircisi Nazlı? Ben sana antenle indir dedim ya. Ama şey dedi, merkezden dedi, sinyal dedi, aldık dedi. Ondan dedi, tamir edip getireceğiz, bir şirket adı söyledi. Lan ne diyorsun sen ya? Bu kadar çabuk yardıma gelebilirler mi? Aman adamın biri çıktı çatıya, anteni bozdu. Ondan sonra fırsat bilip televizyonu çaldılar. Ben peşlerinden gidiyorum. Sen dur. Allah'ım ya. Sen ne diyorsun Hayati ya? Ben anlamadım. Ne kadar kötü insanlar var ya. Çocuk da ne kadar temiz yüzlü çocuk. Hırsızmış meğer ya. Bak göreyim. Yakaladık galiba. Yenge, ha. Ben Hayati abinin kahveden arkadaşıyım. Hırsız da yetişemedi. Karakola gideceğiz de Hayati abi pantolonuyla cüzdanını istedi. Pantolonuyla cüzdanını. Çabuk getir getir. Hadi hadi. Yetişemedi ya, yetişemedi. Karakola gideceğiz. Pantolon lazım. Cüzdan da içinde mi? Cüzdan. Tamam cüzdan lazım. Çabuk. Yetiştir. Ay iyi bari çocuk yetiştirsin ya. Ay vallahi yüreğim sıkışıyordu, görüyor musun? Vay başımıza gelenler, vay başımıza gelenler. Hah, vallahi yakaladı bu sefer. Hah. Yetişemedim. Karakola gideceğim, şu benim pantolonumla cüzdanı ver.
E verdim ya. Ne zaman verdin lan? İşte bir tane çocuk geldi, ben dedi arkadaşıyım kahveden dedi, telefonla dedi pantolonunu istiyor dedi, erişten dedi ya. Ya Nazlı, ben hayatımda kahveye gittim mi hiç ya? Ya benim bütün çevrem köylerin ağındakiler. Ah, ya böyle bir konsept var biliyorsun değil mi? Yalan diye. Allah'ım ya Rabbim, hiç haberin yok mu senin bundan? Hay Allah, nasıl oldu ya? Ya tamam dur. Ben gidiyorum karakola. Sen evde dur. Tamam, Allah'ım duruyorum. Ya Rabbim ya. Duruyorum. Duruyorum. Ne kadar da kötü insanlar var ya, görüyor musun ya? Bir daha da inanırsam. Allah. Yengeciğim, eniştem arabanın anahtarını evde unutmuş. Arabanın anahtarını evde bir dakika. Sen eniştenin nereden arkadaşısın? Köylerin ağından yenge, nereden olacak? Hah, köylerin ağından. Çünkü neden biliyor musun? Kahvede deseydin vermezdim. Bizi kandırdılar da çocuğum ya. Ne olur kusura bakma. Çok affedersin canım benim. Yok yengeciğim, ortada çakal çukal kaynıyor zaten. Çukal kaynıyor. Çok sağ ol. Hadi yetiştir. Bir koşu yetiştir. Yetiştir hadi. Sağ Allah olun. Razı olsun. Ne benim demek, canım. Ne demek? Benim canım. Tabii ya. İyi insanlar hala var. Herkes o kadar da kötü değil canım. Herkes o kadar da kötü değil. Allah. Paraların maaşımı çektirdim, düşürdüm. Arabanın anahtarını unutmuşsun. Of. Neredeydi o ya? Bacağımı da çarptım vallahi şahinin ki. Arabanın anahtarı nerede? Evet, vallahi bak bu sefer ben suçlu değilim. Ne oldu kız yine? Ya ama Koyder'in ağından arkadaşıyım dedi. Ben ondan inandım ya. Bir tane çocuk geldi, Koyder'in ağından arkadaşıyım dedi. Arabanın dedi, anahtarını dedi. Rica etti, ben de verdi. Valla. Anam araba gidiyor. Araba gidiyor. Koş yakala, bacağım kötü, koş. Ben nasıl yakalayacağım ya? Ya ne bileyim Nazlı, çevredekilerden yardım iste. Tamam. Seni saf görünce hemen kaldırıyorlar zaten. Komşular! Komşular yetişin. Nasıl saf çıktı arkadaş ya? Ulan hocanla birazcık ders aldı ya. Üç kere kandırılmak nedir? İnşallah yakalarlar. Anam. Geç serseri seni. Geç, nasıl çaldıysan koy onu oraya bakayım. Koy. Koy, görüyor musun abi? Görüyor musun? Yenge de bağırınca arabayı çaldı falan diye arkasından tuttuğum gibi getirdim. Ay seni şerefsiz seni, sen çaldın ha? Ya tek televizyonu da çalsa yine kumandayı bile çalmış. Kumanda önemli. Ya. Ya arabanın anahtarı? İşte yenge bağırınca ben şey yaptım. Yenge şimdi karakolda şey yapacak, teşhis edecek. Dedi ki benim çantam dedi, telefonum falan neyim varsa koşa koşa al gel dedi. Heh. Onu orada güzelce karakolda konuşturdular. Acaba ben de mi gelsin ya? Hayır. Hayır abim, şimdi bunlar şebeke gibi bir şey. Gelirler eve komple çöküverirler vallahi, aman. Doğru, sen burada kal. Doğru diyorsun. Sen burada kal. Çanta burada ha. Telefonu da burada. Telefonu da çantaya koyuyorum oğlum. Ha. Ah. Hemen yetiştirelim. Hadi koş aslında. Hemen koş, koş, koş. Bir dakika lan. Bir dakika dur. Hı? Oğlum para mara lazım olur size, al. Ah. Evet abi, çok doğru söylüyorsun. Hadi koş, 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 taksiyle gidelim. Hadi koş, hadi koş, koş, koş. Hadi koşun, hadi koşun. Ya. Böyle çekirge işte, bir sıçrar, iki sıçrar, sonunda böyle yakalanırsın. Televizyonu bağlayayım bari ya. Yakalayamadık. Nasıl yakalayamadık ya? İşte bütün komşular falan yardım ettiler, serttik arkalarından ama köşeyi dövdüler, gittiler. Ben karakola gideceğim, bana çantamı, telefonumu ver, hadi. Hadi. La ben hakikaten senden betermişim. Tam bir salakmışım ya. Ya ama nasıl olur, ben buna nasıl düşerim? Ama televizyonu getirdiler hayatım, bu tele... Bu ne lan? Lan kartonmuş bu da ya. Ya bu kadar da olmaz arkadaş ya. Ya ben nasıl kandım buna ya? Biz nasıl bir salağız ya? Tamam tamam, perişan etme kendini, üzülme, ne yapalım? Hadi gel, karakola birlikte gidelim. Hayır. Karakola gitmeyeceğiz. Karakol buraya gelecek. O kadar da saf değiliz. İyi ki senin telefonunu kaptırmadık ha. Haydi ara. Haydi ara bakayım. Alo. Heh. Efendim çok zalim bir çete tarafından. Evet, zalimce dolandırıldık. Acil diyorum, bir polis memuru göndersenize eve.
Söylüyorum, Levent Bey sitesi 7 numara. Teşekkürler, bekliyoruz, bekliyoruz. Araba, telefon, cüzdan, televizyon. Ya biz her şeyi nasıl kaptırdık ya? Yok yok, üzülme, üzülme. Boşver ya, serseri bunlar. Yani bunlar 3-5 çeteci, bunları... Şimdi o polis gelsin, her şeyi çözecek. İnşallah. Hah, geldiler. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Gel memur bey. Merhaba. Evet, dolandırıcılık ihbarı üzerine geldim. Evet. Zeki bir çete sizi saf gibi dolandırmış. Aptal yerine koymuş sizi. Yani bu kadar net söylemeniz kanunlara aykırı değil mi ya? Hayır canım, yani bir daha böyle bir şey yaşanmasın diye biz açıkça uyarmaya çalışıyoruz. Ha. Her şeyinizi kaptırdınız mı? Yok. Ziynetler duruyor. Güzel, güzel. Ya onları şimdi bir bankaya, mankaya, bir karakola, bir yere nereye vereceksiniz? Verin canım, öyle olmaz. Ha. Doğru diyor. Ya doğru diyorum da memur bey, şimdi... Ya bu adamlar bizi böyle hedef olarak bildiler ya, sürekli eve dadanıyorlar. Biz evden çıkmasak... Acaba diyorum siz götürseniz, ha? Güvenli güvenli orada karakolda dursa, ne alır? Hadi be. Hadi madem öyle yapalım. Allah razı olsun. İfadeyi de sonra alırız. Alırız, alırız, o kolay. Ben ziynetleri çok güzel bir yere sakladım, kimse bulamazsın diye. Evladım benim. Ama sen ne biliyorsun, benim İran halıma bastım be çocuğum be ya. Çok hassas. Pardon teyzeciğim, yani ben bir etrafa bakınayım diye şey ettim bak, de. Bak. Evet. Belki bir parmak izi, bir delil melil yakalarız. Ha, ha, iyi bak, iyi bak. İyi bak. Olur inşallah, inşallah oğlum. Sağ ol. Pardon, pardon teyzeciğim, pardon. Basma diyorum, basıyorsun. Bunu götürüyorum o zaman. Al, al, al benim canım, al benim canım. Hadi, hadi sağ ol. Karakola. Saklayın hadi, hadi iyi günler. İyi günler. Bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım. Ne oldu abi? Sen şimdi bunları götürüyorsun da... ...bu vazoyu niye götürmüyor? Bak bu da antika, çok pahalıdır. Bunu da götür karakola, olur mu? Ya çok zekisin abisin ya, gerçekten. Sağ ol, bütün kıymetli her şeyimizi güvence altına aldık. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Ya teyzeciğim, bak kulağında küpeler kalmış. Siz çok safsınız belli ki. Vallahi bence onları da verin. Ya, alırlar. Al bunu şöyle, da koy benim canım. Hadi bak. Allah razı olsun. Bak böyle şeylere dikkat edin. Bu söylediğimde kulağınızda küpe olsun. Tabii, tamam. Tabii. Hadi iyi günler. Gördün mü şakasını da yaptı. Oldu. Çok iyi oldu. Al değerli her şeyimizi kurtardık. Kurtardık. Polise teslim ettiğimiz çok iyi oldu ha. Tabii canım, o kadar da saf değiliz. Yani. Kim geldi acaba? Merhabalar, ben polis memuru Jale. Dolandırıcılık ihbarınız için gelmiştim. Ha yok yok, az önce memur bey geldi zaten. Memur bey derken şöyle, diğer arkadaşlar görevde. Merkezden sadece beni gönderdiler. Yok yok, yanlış oldu herhalde çünkü geldi. Hatta biz ziynet eşyalarını da ona verdik. Karakola... Biz hakikaten malız ha. Vallahi malız ya. Ya biz seviyoruz dolandırılmayı herhalde. Hayati yine mi? Yine Nazlı, yine yeniden. Allah aşkına Nazlı, bundan sonra ben bile bir şey istersen verme. Üzülme canım benim, üzülme. Nereden bilebilirdik ki ya, polisim dedi. Şimdi ablacığım, ben anladığım kadarıyla siz biraz safsınız. Her polisim diyene de inanıyorsunuz galiba. İnanıyoruz. Şimdi, biz çok inanıyoruz. Tüm ziynetleri verdiniz mi? Verdim. Bir tek şey kaldı, maaşı var. Maaşım kaldı bir tek. Peki bu şahıslar içeri girdi mi? Girdiler, girdi. İran halıma bastı bir de ya. Kenara çekil dedim 2 kere. Şimdi İran halısına bastıysa bu halı delil niteliğinde. Bir geri alalım, bir geri alalım. Delilleri yok etmeyelim. Peki başka nelere dokundular? Delillere dokundu, buralara dokundu, buralara dokundu, buralara dokundu, hep dokundu. Tamam, şöyle siz dokunmayın. Şöyle yapacağız şimdi. Evdeki tüm eşyalar delil niteliği taşıyor. Tabii. Biz izniniz olursa eşyaları alıp laboratuvar ortamına götüreceğiz. Parmak izi için bulgu. Tabii inşallah, canım, sen inşallah. Nasıl istersen. Tabii, alıp götürürüm. Onayınız var yani. Var tabii canım, ne demek ya, Allah Allah. Hikmet abi, kamyonuna ya! Hadi çocuklar, hadi. Tamam, hadi siz ellemeyin. Şimdi bunlar delil niteliği. Hadi bakalım aslanım. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Tut oğlum, ya. Tut. Siz tut de şunu. Hadi aslanım benim, hadi. Yenge sen elime. Ama ben de elimize mi yapayım?
geçiniyorsun. Hadi, hadi, hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım. Allah ha. Kolaylık versin. Ha, şimdi. Kaldı şu ha. Şunu da aldım. Allah. Tamam, aynen, aynen. Tamam, yükle onları, yükle. Hadi bakalım, yükle. Çizmeyin onları, yüksel. Ama çizmeyin oğlum. Tamam, sıkıntı yok şimdi. İnceleme yapacağız, biz sizi arayacağız mutlaka. Ama tamam. Yalnız abla, şöyle bir durum var. Şimdi emniyet bunları karşılamıyor. Sonuçta bir nakliye ücreti var, hamallar var. Varsa bir 2000 liranı alırım. Maaşımı yeni çekmiştim, ben onu size tak... Ya şunu hayvanı! Ama oğlum ama! Tamam, biz sizi arayacağız. Hadi bakalım. Allah razı olsun kızım benim. Maşallah. Gördün değil mi? Vallahi gördüm. Gördün değil mi? Vallahi. Nasıl? Nasıl her şeyi organize etti? Bağırıyor kamyona. Çabuk çekin diyor. Kız ateş parçası ya. Vallahi ya. Kız bravo. Nasıl cabbar, nasıl acar? Gördün mü? Nasıl? Öyle süpürdü. Ya sen ne diyorsun? Nasıl bilimsel çalışıyorlar ama görüyor musun? Bilimseller ya. Elim ağrır. Bir şey diyeyim mi? İyice her şeyi didik didik essinler bütün derinleri. Bulsunlar o hırsızları, sürüp sürüp hapisler. Ne o zaman göreceğim sür onları? Sür o zaman diyorum. Vallahi ya. Dur bak şimdi ya. Kızın aklına bir şey geldi Zahar. Hanımefendi, iyi akşamlar. Dolandırıcılık şubeden geliyoruz, bir ifade alacağız. Az önce memure hanım geldi, her şeyi aldı gitti. Sahte polis olabilirler. Siz böyle polisim diyen herkese inanıyor musunuz? Evet, inanıyoruz. İnanıyoruz. Vallahi inanıyoruz. Evet, inanıyoruz. Biz her şeye inanıyoruz. Biz o kadar malız. Biz niye inanıyoruz Nazlı? Bilmiyorum ki hayatı, polisim diye inanmıyoruz işte. Ne edip ya? Tamam, tamam, bir sıkıntı yok. Bir yere dokundular mı? Bir parmak izi alalım burada. Bir dakika orada dur. Orada dur. Sen bir dakika. Ben nereden bileceğim senin polis olduğunu? Ha? Ha? Böyle girdin içeri, ben polisim falan. Hadi lan oradan. Yürü gir lan, çıkın evden. Çık, çık. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Bırak kocam. Bırak kocamı, sen ne yapıyorsun ya? Hanımefendi, lütfen direnmeyin. Direnirsem ne olur acaba? Direnirsem. Ay, ben şok. Evet. Merkeze gelmeden sormak istediğiniz bir şey var mı? Var. Bütün bu yaşananlardan sonra neden tutuklanan biz olduk? Ben artık bir abonelik sistemi kurdum. Abonelik sistemi ne oğlum? YouTube musun sen? 149.90'a üye oluyorsunuz. Harika, inanılmaz arkadaşlığın keyfine varıyorsunuz. Bu kadar basit. Abone oluyorum kardeşim. Öğlen seni arabayla alacağım. Ay çok iyi. Baksana avantajlar hemen başladı. Oldu olacak, bir de fatura kes ya. Neyi kesiyorum zaten. Partiye gittik. Abi kıza baktım, önünde ne gördüm? Ne gördün? Öz hakiki Hasan kebap. Ne bu şimdi? Üye olmayan arkadaşlarıma hikayeler reklamlı. Ben susun, hikayelerinden mahrum kalamam. Gel şurada anlatayım. Yani? Hüseyin, senin şifrenle otlanmasın. Kızın yanına gittim. Kesin para verdin diye gülüyorsun. Bu ne ya? Lan benim eski Zeynep var, onu söyle oğlum. Aboneler hakkında bilgi veremiyorum. Oğlum 2 dakika senin şifrenle bir gireyim sorayım lan bunu. Lan. Teşekkür ediyoruz efendim. Güldür Güldür Show yine bir ödül aldı. Güldür Güldür Show'un 3. altın kelebeği. O yüzden seçenlere, layık görenlere çok teşekkür ediyoruz. Sahne üstündeki, sahne önündeki, sahne arkasındaki bütün arkadaşlarımız ama en önemlisi seyircilerimizle beraber biz kocaman bir aileyiz efendim. Bu ödülü hepimiz adına alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Umarım nicelerini de beraber kazanırız efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi çok belirgin böyle insanlardan daha
ayrı tutulabilecek özelliklerim var. Ben farklıyım diyen var mı aramızda ya da farklı bir özelliği olan? Şurada bir hanımefendi var. Ayak parmaklarım, el parmağım gibi kullanabiliyorum. Mesela koltukta uzanırken telefon ayağımın ucunda. İsim ne efendim? İsmim Nurcan. Nurcan. Evet. Evet, mesela dediniz. Koltuğun ayak ucumda telefon var mesela. Telefonu böyle ayak parmağımla tutup havayı fırlatıp elimle tutabiliyorum. Evli misiniz? Nişanlıyız. Beyefendi biliyor mu bu özel? Biliyor. Biliyor. Normalde bana, ablamda da aynı özellik var. Bize çok normal geliyor falan. Nişan akşamımız eniştemle oturmuşlar, bunun kritiğini yapıyorlar. Ayaklarını çok farklı kullanabiliyorlar falan diyorlar. Ayak görmekten hoşlanmayan insanlar da olur ya. Ayak bana da çok empatik gelir. Ben ne de gelir? Görmeyi çok sevmem. Empatik gelir yani ayağımı görmeyi ben de sevmem falan ama çok işlevsel kullanabiliyorum. Ayak size empatik geliyor. Yani ya beyefendiye ben ayak da diyebiliyor muyuz? Sempatik demedim, empatik dedim. Yani ayak bana da iticidir ama kullanabiliyorum yani. Bu özelliği nasıl keşfettiniz, onu öğrenelim. Ya üşengeçlik galiba temelinde. Yani siz aslında bunu geliştirdiniz üşengeçlik. Üşengeçlikten dolayı ayağımı kullanabilmeyi keşfetmiş olabilirim. Yani o koltuğa kalk, öbür tarafa uzan, telefon al, ne gerek var? Ayağımla fırlatayım, elimle tutayım. Şöyle ikisinin arasına koyup atıyorsunuz, evet, elimle evet, de tutuyorum. Elimle de tutuyorum. Evde sürekli bir sirk havası. Damat adayı, beyefendinin adı ne? Kaan. Kaan Bey'e verelim mikrofonu. Merhaba. Kaan Bey, Kaan merhaba. Bu özelliği bu kadar ayrıntılı biliyor muydunuz? İlk gördüğümde şok oldum. Kendisi anlattığı şekilde. Hadi, yanınızda bir kere uygulama yaptı yani. Evet, evet. Hani uzandığı yerden o telefon havaya fırlayınca tahmin edemediniz. Başka abi. Numara yok mu? Sadece o mu yani telefonu alıp? Yok, hayır. Fazlası da var. Ayağı da kalem tutuyor. Ne zaman evlilik? İnşallah yazan. Mutluluklar diliyorum. Sağ olun. Evlendikten bir süre sonra yine gelin. Farklı özellikler varsa keşfettiğiniz... Güncellemelerden bahsederim, merak etmeyin. Teşekkür ederim. Çok mutlu olun inşallah. Allah tamamına erdirsin. Evet, şimdi bizim yeni bir televizyon programımız var efendim. Bu televizyon programı da diğerlerinden biraz farklı. Niye farklıymış, nasıl bir format? İzleyelim, görelim efendim. Buyursunlar. Sevgili seyirciler. Evet. Yeni formatımız Sıra Dışı'na hepiniz hoş geldiniz. Memleketimizdeki bütün sıra dışıları konuk edeceğimiz Sıra Dışı programımıza hemen başlıyoruz. İlk konuğumuz Mutsuz Fikri. Evet. Fikri, nasılsın? Mutsuzum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok. Genel olarak mutsuzum. Hiçbir şeyden tat almıyorum. Yılgınım. Yılgınsın. Peki yani genel olarak mı mutsuzsunuz yoksa arada bir mutlu oluyor musunuz? Olmuyorum. Asla olmuyorum. Standart olarak mutsuzum. Stabil. Stabil. Bir sebebi var mı? Yok. Eteden beri mutsuzmuşum. Doğduğumda anamı da 3 gün emmişim, sonra bırakmışım. Sonra ben niye mutsuzum diye böyle bir düşündüm. Sonra düşünmekten de sıkıldım. Vazgeçtiniz ya. Peki hani nasıl diyeyim, her şeyden sıkılıyorsunuz. Mesela aşk, aşk sizi mutlu etmez mi? Etmez. Etmez. Asla. Ne bileyim, sonra bir biriyle tanışıyorsun. Her şey çok güzel olacak diye düşünüyorsun. Evet. Bir heyecan oluyor. Sonra o da bitiyor. O aynı. Sen aynısın. Yediğin aynı. İçtiğin aynı. Gezdiğin aynı. aynı. Bak, bahsederken bile sıkıldım. Bahsederken bile sıkıldınız. Ne yapalım o zaman, hani röportajı bırakalım mı? Gideyim ne ya. Yaparsan yap, istersen. Yani tamam, anlıyorum. Sıkılan, üzülen, mutsuz birisiniz ama hani dostlarınız da mı sizi mutlu etmez? Etmez, sevmem onlar beni. Sıkılan. Hiçbir şeyden keyif almıyorum der. Hiçbir şeyden almıyorsunuz, öyle mi? Hani mesleğiniz belki sizi, işiniz, yaptığınız mesleğiniz de mi mutlu etmiyor? Etmiyor, o da etmiyor. Yufkacığım, her gün aynı şey.
Yani evet, gerçekten rutin, normal bir hayat sıkılabilir tabii insan. Ama bu yüzden hani bunu değiştirmek için ne bileyim bir piyango çıksa size. Çok para mesela sizi mutlu etmez mi? Etmez. Ne yapacağım ki parayı? Ne bileyim bir dünya turuna çıkarsınız. Çıktım sonra. Dünyayı keşfedersiniz. Keşfettim sonra. Yani yeni mutfaklarla tanışırsınız, yeni tatlar tadarsınız. Tattım sonra. Denizin, güneşin tadını çıkarırsınız. Çıkardım sonra. Ne bileyim canım, bu kadar değişik bir şeyler yapmak insanı bir nebze de olsun mutlu eder, etmez mi ya? Etmiyor beyefendi, siz beni tanımadınız galiba. Ben yani mutsuzluğun kitabını yazmışım. Yani nefes bile almak istemiyorum ben. Allah Allah, yok yani, kesinlikle yok diyorsun. Peki bir hayaliniz falan da mı yok? Eskiden müzisyen olmak istiyordum. Hah, ben ne güzel. Sonra? Sonra vazgeçtim. Niye? Ne bileyim, bir tane albüm çıkardım, popüler oldum. Hadi ikinciyi çıkardım, sonra hop unutuldum. Yani bunlar değmeyecek şeyler. Ya ama yine de insanın ne bileyim mutlu olacağı, yanında zaman geçirmek isteyeceği birileri, bir şeyler hani bir vardır ya böyle. Ya yok, yok, her şeyden sıkıldım, usandım yani. Benimki küresel usanma. Tamam, anlıyorum ama yani her şeyden de böyle bir anda bıkmak yani... Ya aman tamam, senden ne sıkıldım ya, ben gidiyorum. Allah Allah, ne halim varsa gör. Evet. Mutsuz Fikri ile birlikteydik. Gerçek bir sıra dışı. 5 dakika yanında durduk. Gerçekten hayata küstük. Bakalım sıra dışının diğer konuğu kim? Evet. Sıra dışının diğer konuğu 38 yıldır banyo yapmayan Paşa Bey. Evet, 38 yıldır suya, sabuna adeta tövbe etmiş bir kişi ve eşi Jale Hanım. Merhabalar merhabalar efendim, ah. Ne oldu ya? Ne oldu kız? İyi misiniz Mustafa Bey? Bir an insan şok oluyor, bir gözüm karardı, affedersiniz. Ne oldu? Yok, bir şey yok. Çok az fazla hareket etmezsiniz şey olarak. Yok, yok, yok. Hiç yapmayın. Efendim, şimdi açıkçası vallahi gözüm karardı. Paşa Bey, bu ne koku? Bu nedir? Oh, dışarıdan geliyordu, benden gelmez. Şunu ben şöyle koysam, olur mu? Şöyle bak, uzakta. Bak, pislik ya. Pislik diyor ki koku dışarıdan geliyordur diyor. Öyle ne diyor? Dışarıdan gelecek? Senden geliyor ya, senden geliyor. Biyolojik silah. Bir şey soracağım Celal Hanım, yani açıkçası siz bu kokuya nasıl tahammül ediyorsunuz? Ben sana bir şey söyleyeyim, ben bağışıklık kazandım diyebilirim. Evet. Bak ilk etapta ben burnumu kapattım, ağzımla koku aldım ya. Ya insan ağzıyla koku alır mı? İkisini de kapattım, kulağımla aldım, öyle bir koku baktı. Sonra bunun kokusu görünür bir hal aldı. Sen hiç koku gördün mü? He, ben gördüm. Hatta oturdum, konuştum. Dertleştim. Aldım bunun kokusunu karşıma. Oturduk, dizi kritiği yaptık. Kızılcık şerbeti izledik beraber. He, yaptım, yaptım. Hatta bazen sabahları kahvaltıda bir tabak da onun için koyuyorum. Diyorum ki, canı çeker belki, yesin diyorum yani. Yani demem o ki dertleşiyoruz. O da bundan tiksiniyor. Hadi ya. Gram haz almıyor bundan. İğrenç bir insan diyor. Yani ondan görmediğim sevgiyi, hürmeti kokusundan gördüm. Ne alaka? Benle ne alakası var? Bak, bak benle ne alakası var diyor. Bak. Şunun surata bak ya. Pislikten ayak topuğu gibi pötür pötür olmuş. Hala benimle ne alakası var diyor ya. Yürüyen Çernobil. Abartma, abartma. Ne abartma lan? 30 kilometre civarda canlı kalmadı. Yemin ediyorum hepsi defoldular gittiler bu Çernobil yüzünden. Hayırdır, ne oldu canlılara? Taşındılar, kaçtılar ya. Hadi ya. Benim kocam tek başına bedeniyle emlak balonunu patlattı biliyor musun? Bu çevrede kalmadı ki bir canlı yaşasın. Evet. Devlet bizim evimizi nükleer programı aldı. Başka bir şey demiyorum, iyi günler. Müsaade eder misin, ben de konuşayım ya artık. Bana soruyor, sana sormuyor. Bağırma bana. Şimdi bana bağırma. Bağırma. Yapma şunları. Ayıptır ya. Ya evet, bir şey soracağım. Gerçekten, gerçekten. Şimdi yani Jale Hanım bu konuda haklı, biraz haklı ve de büyük de şikayetçi. Şimdi efendim, ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi siz 38 yıldır banyo yapmıyorsunuz. Şimdi bu banyo yapmamanızın sebebi acaba hani sisteme bir başkaldırı gibi bir şey? Ya yok, neye sisteme başkaldıracak? Pislik bu, pasaklı ya. Sistem, sistem. Sus artık! Sus, bir susar mısın? Sen susacaksın, ben susmayacağım. Sus, bir sus. Ağzım açma, kokuyor. Ağzım kokmaz, yalan konuşma. Her yerim kokuyor, her yerim.
Hayret bir şey ya. Ya bir şey soracağım. Evet. Doğada her canlı yıkanıyor mu? Yani. Ha? Hayır. Envai çeşit duş jelleri, mellerini sürüp yıkanıyorlar mı? Hayır. Yani ben niye yıkanayım yani? Anlamadım. Yani gerek yok zaten. Kasmaya gerek yok. Zaten topraktan geldik. Toprağa gideceğiz yani. Ya sen zaten toprağa dönmüş. Şu suratı kil kil toprak toplamış ya. Şuna bak, sen daha fazla toprağa dönebilir misin? Sana bir şey söyleyeyim. Geçen sene yeğenim. Yeğenim geldi Bolu'dan geçen sene. Hayvanat bahçesine götürdüm ben bunu. Hep beraber gittik. O kokarca bunu gördü. Oy dedi, bayıldı. Ya kokarca, bir kokarca. Kokusuyla ünlü bir hayvan. Bundan tiksindi. Daha beteri olabilir mi ya? Pislik! Sus! Yemin ediyorum elimin tersesini elimi de kirletemem. Sen ne dersen de yıkanmayacağım. Bakın. Yıkanmıyorum. Bakın, tamam mı? İstediğini söyleyebilirsin yani. Şale Hanım. Ne? Yıkanmıyorum. Bak, benim canımı sıkma, sana da saldırırım. Bak görüyorsun değil mi? Yıkanmıyorum. Nasıl bir şey ya? Yıkanmıyorum diyor. Yıkanmayacaksınız yani bunu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu ancak bu saatten sonra imam yıkar. Bak. Tez vakitte ya Rabbim inşallah. İlk defa hanımım. Hanımım doğru bir şey konuşmuş. Ben doğru bir şey konuşmam sana. Teşekkür et. Ben sen bana teşekkür et. Teşekkür et. Ah! Şiddet yapma. Teşekkür ettim sana. Neden efendim? Bu... Ne gibi doğru söyledi? Anlatıyorum. İlk defa hayatımda ilk defa burada açıklayacağım bunu o zaman. Yıkanmıyorum, yıkanmıyorum. Kimse bilmez bunu. Hanımım da bilmez. Ben size bir hayalimden bahsedebilir miyim? Buyurun. Çok istiyorum bir hayalim. Tabii. Bakın benim bu hayattaki en büyük hayalim ne biliyor musun? Bunu alacağım. Böyle yatıracağım çamaşır suyunun içerisine. Alacaksın o halı yıkama fırçasını böyle hattır huttur, hattır huttur, hattır güzellik kayacaksın. Bir şey anlatıyordum. Onun derisini öyle soyacağım bunu yumurta gibi kendime gelir. Ah bir dakika. Nedir şimdi ya? Kir falan deyince benim aklıma geldi. Bir saniye. Şimdi bu kirdi, bakteriydi, pislikti sizi hasta etmiyor mu? Ya Allah aşkına bakteri bunun vücuduna girebilir mi ya? Ya bakteri bunun vücuduna girecek gözenek delik bulabilir. Tıkalı, her yere tıkalı yemin ediyorum. Bölge bölge saymak istemiyorum. Her yere tıkalı. Kaçma sapan konuşma. Niye? Hiç, girmek isterse girer. Hiçbir şey giremez. Girse bundan mikrop kapar. Mikrop bundan mikrop. Hıssı sen misin? Şimdi tamam konu karıştı. Hasta mıyım? Bak hasta mıyım ben şu an? Yıkanmayacağım, yıkanmayacağım. Evet, yıkanmayacağım diyor. Adam yıkanmayacağını söylüyor. Az önce eşinize bir teşekkür ettiniz. Neden olduğunu anlayamadım. İmam yıkar dedin sen, imam. Evet, imam yıkar seni. İşte, teşekkür ettim onun için. Beni gerçekten doğru bir şey yaptı burada. Evet. Yani ben burada anlatmayacaktım da anlatayım. Hanımım da dinlesin. Of, çok az hareketti. Anlatırsın. Evet. Ya şimdi... Yok, ama hayır, şey yapıyoruz. Buyurun, tabii. Pislik yapmamış. Benim mahallede, büyüdüğüm mahallede Mümtaz amca vardı bir tane. Evet. Mümtaz amcayı bir felaket severdim yani. Mümtaz amca ne dese yapardım yani. Öyle severdim Mümtaz amca. Babam gibiydi yani. Mümtaz amca bir gün camide abdest alırken bana döndü dedi ki, paşa dedi, efendim dedim, temizlik dedi israftandır dedi. Temizlik israftandır deyince ben temizliği kulağıma küpe yaptım onun lafını. Temizliği ve o gün bıraktım temizliği, yıkanmıyorum o gün bıraktım. Bir saniye. Şimdi yalnız burada bir yanlış anlaşılma var galiba. Şöyle söyleyeyim. Şimdi siz dediniz temizlik israftandır. Evet. Hayır efendim, bunun doğrusu temizlik imandandır. Nasıl ya? Evet, temizlik imandandır. Öyle olur mu canım? Gerçekten mi öyleymiş? Gerçekten öyledir efendim. Lan sen bu yüzden mi yıkamıyorsun yıllardır ha? Hayır ben seni Mümtaz amcana da Allah'ın cezası. Bir susar mısın? Çok içindeyim şu an. Yıllarıma bitirdin beni pisliğin. Yıllar geçti ya. Halime ben demek o iman, kız imandan demek. Ay anasını ya. Şimdi ben ister... Kalk yürü banyoya giriyorsun. Hadi yıka o zaman. Kalk yürü banyoya giriyorsun. Yıka. Pislik ya. Çernobil yürü. Bas sıcak suyu yıkanmam ha. Evet. Yanlış anlaşılmayla geçen 38 pis yıl. Kaldır koltuk altını kaldır. Kaldır koltuk altını. Dur, orası koltuk altım değil orası, dur. Yani... Sabun nerede ya? Allah'ın cezası, Allah'ın cezası. Yemin ediyorum bak, kokudan baygınlık geçirdik. Her yeri tıkadı, lavabolar, mamalar. Her yeri tıkadı. Aa, yandı bana. Evet, belki de bu onlar için yeni bir başlangıç olur. Yemin ediyorum şoktayım. Hadi ya. Ben bambaşka biriyle mi evliymişim? Ben bunu çitledim, bu çekti. Nasıl ya? Çekti. Oh be! Rahatladım vallahi.
Neydi o pislik öyle ya? Allah sizden razı olsun. Sayenizde büyük bir şeyden kurtuldum. Seni var ya gebertirim, 38 yılımızı yedin ya. Be susar mısın? Gel içeri seni gebert. Her şey küçüldü, her şeyi. Hem boyunca... Evet, izleyicilerini ve konuklarını aydınlatan program Sıra Dışı'na devam ediyoruz. Bakalım diğer sıra dışımız kim? Evet, bir diğer sıra dışımız maalesef kumar illetine bulaşan Can Evinden ailesi. Evet, efendim nasılsınız? Kupa mı maçam? Efendim? Kupa mı maçam? Kırış atıyorum. Kupa bende, maça sende. Açıyorum. Yok, sağ ol. Sen de, sen de. Bak. Sen de, sen de. Sen de, sen kazandın. Ha, evet. Al 200. Ay yok, yok, yok. Bu senin hakkın. Aa, hayır, hayır, hayır. Olur mu? Bu senin, hayır, bu yok. Senin hakkın. Çok teşekkür ederim ama ben bunu bırakıyorum. Yani gerçekten size neden kumarbaz dediklerini çok iyi anlıyorum. Efendim, ben size bir soruyla başlayacağım. Siz, yani bu olay sizi rahatsız etmiyor mu? Sence? Az mı rahatsız ediyor, çok mu rahatsız ediyor? 100 lirası da var mı? Yok canım, olur mu öyle şey? Yani böyle her şeyden kumar olmaz yani, değil mi? Böyle sizinle konuşamayız ama. Konuşmaya gerek yok ya. Ağzın değil, ellerin çalışacak. Barmut. Yok, ben oynamıyorum. Sen. Aa. Beş beş. Haydi kemik. Bir bir. Al bu 200 senin hakkın. Vallahi gördüğünüz gibi her şeyi kumara çevirmişler gerçekten. Ama hani bu küçük yavrunun önünde de bu hoş mu? Rica ederim. Merhaba evlat. Merhaba amca. Merhaba. Amca taş kağıt makas oynayalım. Hay, bak görüyor musunuz? Kendisiyle ilgilenmediğiniz için çocuk burada yapayalnız oyun oynayacak birini arıyor. Oynayalım tabii ki. Hadi ha. Gel oynayalım. Ama 200 lirasına. O zaman kumar... Lütfen. Kumar olur. Lütfen. Kumar... Lütfen. Tamam, oynayalım o zaman. Oynayalım, hadi bakalım. Ne? Taş kağıt makas. Taş kağıt makas, tamam. Ben kazandım. Aynen, evet, o kazandı. Bravo. Aferin, aferin sana, evet. Sen 200'ü ver. Ama o zaman kumar oldu. Ya. Ama 200'ümü ver. Senin yaşın için uygun bir davranış. Ama 200'ümü ver. Kumar olduğu için. Ver lan 200'ümü. Ver lan 200'ümü verelim. Tabii, tabii, tabii. Al, al, buyur, buyur. Eyvallah amca, çünkü... Kumar borcu namus borcudur. Tabii. Evet. Yavaş yavaş kumama geliyor. Evet. Efendim, bir şey soracağım. Siz bu illete nasıl bulaştınız? Şimdi şöyle oldu. Benim yan komşu geldi bir gün. Dedi, sizin çocuklar şikayetçiyiz dedi. Dedi, bizim çocuk ne yapmış olabilir? Meğer bizim çocuk mahalledeki diğer çocuklara futbol kartlarıyla al ver oynayıp bütün parayı yutuyor. Ha. Ben tuttum bunu kulağından eve götürdüm. Dedim, oğlum niye insanların... paralarını alıyorsun, niye kart işine? Değil mi? Madem kart işine bulaştın, bunu bu kadar seviyorsun, gel evde bizden oyna. Bir, iki, üç, dört, hepimiz bulaş... Maça yedi. Yok ben... Maça yedi. Yok, hayır. Hadi, sen de, ben de. Sen de, ben de. Sen de ya. Al bu iki senin hakkı. Yok, hayır. Ama, hayır, ama. Hayır, rica ederim ya. Ben bunu buraya koyuyorum. Ben hanımefendi, size geçmek istiyorum. Size şunu soracağım. Sizin hayattaki en büyük kumarınız nedir? Evliliğim. Sana tabii ama sonuç olarak değil mi? Ha? Kaybettim. Şu surata bak. Sahte okey. Amorti. Baba. Heh. Baba. Senin kredi kartında kalan son parayı bokaya bastım. İkinci yarı vardı. Bütün paramız gitti baba. Mustafa Bey, size bir öneride bulunabilir miyim? Lütfen efendim. Kumarda da, hayatta bazı durumlarda da ne zaman geri çekileceğini bilmen lazım. Yoksa hep yanarsın. Anlıyorum, anlıyorum efendim. Efendim ben size bir soru soracağım. Siz peki bu olaydan, bu illetten neler kaybettiniz? Bir sürü şey kaybettik. Yani 4 tane araba, 3 tane ev, 2 tane motorbike. En son bu çadır kaldı işte. Hadi ya, yapma ya. Çok üzüldüm gerçekten. Hadi çadırına. Yok. Yok, yok ben oynamam. Aa, 2000 çadır da gitti. Maça kız. Ya yok. Çadıra karşı 200. Yok ben... Sen de, ben de. Sen de, ben de. Sen de, ben de. Sen de ya. Allah. Al 200 mi sen? Ya yok lütfen. Al baba sen. Al. Ya istemiyorum. Al, al. Rica ederim, istemiyorum. Devam edebilir miyiz rica etsem? Ha, lütfen. Sizin en büyük kumarınız neydi? Ha. Geçen yıl... Dondurma çubuğundan araba çıkması için 2578 tane dondurma yaladım. Çıktı mı?
Çıktı mı çıkmadı mı? 200 lira çıktı mı çıkmadı mı? 200 lira bak. Ya yok kardeşim mı? İstemiyorum. Ne 200'müş? Teşekkür ederim. İstemiyorum. İstemiyorum. Sağ ol. Amca. He. Amca. He. Sen de yeni bir oyun oynayacaksın. Yok ben oynamayacağım. Oynayacağız dedim. Söyle bakalım yazı mı tıra mı? Yazı. Hop. Ben kazandım. Ver 200'ümü. Ulan daha göstermedin bile. Ben 200'ümü. Tamam. Tamam. Ben 200'ümü. Tamam. Evet, evet. Evet. Gördüğünüz gibi hepinizin buradan hayatta zaten bir kumar değil mi dediğinizi duyuyorum ama siz olun, asla kumar oynamayın. Evet, haftaya sıra dışında yeni sıra dışılarla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biz Sinsi Beşli. Dans grubu falan mısınız siz? Ben Mr. Karides. Güveçte mi, tavada mı, ne? Ben binbir surat. Herkesin taklidini yapabiliyorum. Sakıp Sabancı. Çalışmak. Gözlüklü senin ayaksın lan. Omurgasız insan. Ben herkese hak veriyorum. Seni kıskançlıktan çatlatacak. Her bileğimde 15'er tane Trabzon burması var. Benim kayınvalidim her gün yapıyor bana bunu. Otobüs arıza yaptı. Geçiktik. Aracımız falan yok mu, süper araç falan? Aylık full akbilimiz var. Tez ayak, saldır. Lan çocuk gitti ya. Koruma kalkanı. Allah cezası verecek. Görünmez çocuk, saldır. Şimdi arkadaşlar kesme arkasını dönebilir mi lütfen? Ya oğlum görünüyor. Ama bakıyor. Bir evlilik teklifi anısı olan var mı? Şurada bir hanımefendi. Evet, isim ne? Ozan. Ozan. Evet. Aa, enteresan. Evet. Babamın ismi de Melek. Ne alakadarsınız? Babanızın adı da Melek mi? Evet. Bizim aile biraz tersten gidiyor. Kardeşiniz var mı? 12 kardeşiz. Enteresan var mı yine değişik isim? Yok, sadece benim tuhaf. Bir benim bir de babamın. Diğer herkes normal. Babanız da size böyle koymuş gibi soyu devam etsin diye ya, herhalde. Evet, bu. Bir de işin tuhaf, hani evlilik teklifi dediğiniz, götürdüğüm kişinin ismi de Seyran. Kim? Erkek arkadaşımın ismi Seyran'dı. Eski Seyran. Erkek arkadaşım. Şu an erkek arkadaşınız değil. Yok, eski. Tamam, onu anlatacaksınız şimdi. Evet. Van'a götürdüm tanıştırmaya. Götürdüğüm herhangi bir evlilik teklifi falan beklemiyorum tabii. Siz Van'a Seyran'ı götürdüm. Ailenizle tanışmaya götürdünüz. Aynen. Yani eşim. Ozan Seyran'ı Van'a götürüyor. Evet. Söyleyince iyi. Kulağı geliyor yani. Götürdüm tabii, bilmiyorum. Bulaşık yıkıyorum. Bir baktım annem çağırdı. Meğersem annemle anlaşmışlar. Elim köpüklü falan gittim. Bir baktım elinde yüzük, evlenme teklifi ediyor. Babam diyor ne diyorsun? Ben de babama diyorsun sen ne diyorsun? O bana soruyor, ben ona soruyorum. Kızım evlenecek olan sensin diyor. Sonra babama diyorum hani kafana yattıysa evleneyim. Babam yok diyor ama ben yine evet dedim. Ama keşke hayır deseydi. Sonra ne oldu? Sonrasında zaten 4 ay geçmedi, ayrıldık. Ha. Evet ama şu an arkadaşız. Olmayacağı varmış yani. Evet, evet. Buradan Seyran'a da selam söylüyorum. Selamlar. Özellikle babama. Annenin adı ne? Annem normal, Besna. Besna Hanım ve Melek Bey'e. Selamlar. Buradan selamlar olsun. Evet. Kızınız Ozan. Ben bir şey demiyorum. Var mı eklemek istediğin bir şey? Şöyle bir şey var. İsmimin çok ekmeğini yiyorum. Gittiğim her ortamda böyle bir ön adımda falan ilerliyorum insanlarda. Bu okulda da oluyor, işte de oluyor. O yüzden ismimden memnunum. Çok memnun oldum. Ben de çok teşekkür memnun oldum. Ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi bir çiftimiz var. Kendileri gibi başka çiftlerle tanışıyorlar. Onların da aşklarına şahit oluyorlar. Bakalım ilişkileri nasılmış diğerlerinin, izleyip görelim efendim. Buyursunlar. Biz gelmişiz. İyi. İsmail sen biraz gergin misin? Ya değil. Ya, kimseyi tanımıyorum aşkım. Ben ne konuşacağım bu insanlarla ya? Aşkım ben de tanımıyorum. Yeni iş yerinden arkadaşlarım Fikri'yle Çiçek'i tanıyorum bir tek ama sevgililerle, eşlerle böyle buluşma tertip ediyoruz dediklerinde ben de seninle gelmek istedim. Çünkü ne bileyim, çocuklar doğduğundan beri biz seninle hiçbir yere çıkmıyoruz, sosyalleşmiyoruz, arkadaşlarımızı göremiyoruz. Kendi yaşıtlarımla ben de görüşmek istiyorum ama bir türlü görüşemiyorum ya.
Melek Bey'le Besna Hanım sürekli çağırıyor. Ozan'ın doğum gününe bizim boş günümüze uymuyor. Onların boş günü bizim çocuğun yüzmesine denk geliyor. Pikniğe çağırıyorlar. Yok efendim bizim çocuğun jimnastiği var. Maça çağırıyorlar. Baban yemeğe geliyor. Tamam gelsin, hep gelsin. Ama ben kendi akranlarımı ancak mezarda göreceğim. Yeter ya. Öyle deme, deme. Bir de bunlar var ya yeninin sil gençler. Yani biz de sosyalleşmiş oluruz. Gençliğimizi hatırlarız. Tatlı olur yani. İyi tamam. Ah geldiniz. Aa, geldiniz. Merhaba. 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 Duyduğuma göre sizin de 15. yılınızmış. Ama kutlu olsun. Evet, mahpusluğumuzun 15. yılını kutluyoruz. Daha da yatarımız var gibi görünüyor. Şaka babında. Babı? Şaka manası. La şaka şaka. Şaka. Tamam. Efendim hoş geldiniz. Siparişlerinizi alabilirim. Ben bir çay alayım ya. Ben kahve, Türk kahvesi alayım bir tane. Damla sakızlı Türk kahvesi sade. Lokum ister misiniz? Gül kokulu var mı? Var efendim. Tamam. Ben de sıcak çikolata alayım. Canım aşkım ne içiyorsa aynısından. Aynısı. Ben bir soda limon alayım. Çok affedersiniz. Ben filtre kahve içmek istiyorum ama badem sütüyle mi yoksa soya sütüyle mi içeceğim? Ona karar veremedim. Siz hangisini önerirsiniz? Hanımefendi dilerseniz ben ikisinden de küçük küçük getireyim. Siz arzu ettiğiniz ölçüde eklersiniz. Ay çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bekliyorum. Arkadaşlar buranın kahveleri ve garsonları çok iyi diyorlar. Aşkım sen de iç bir tane istersen. Ne oldu ya? Yok ya telefon düştü. Düştü mü? Bence düşmedi. Aldı yere çaldı. Bilinçli bir fırlatıydı aşkım. Aşkım karışma boş ver. Aşkım ne oldu? Aa çok şaşkınım şu an. Neye sinirlendin? Neye mi sinirlendim? Sipariş verirken adamın içine düşecektim be. Bir şey söyleyeceğim. Buranın garsonları çok değişik falan. Ya olmuyor. Benim yanımda başka bir erkeğe övemezsin. Yani ben şu an hiç farkında değilim. Sen beni kıskandın mı yoksa? Ay o telefonu benim için mi kırdın? Söyle. Senin için telefonu da kırarım, kalp de kırarım. Hiç bu kadar sevildiğimi hissetmemiştim. Erkeğim. Kadınım. Ömür boyu birlikte olacağız kadın. Benim olacaksın. Amin. Amin. Ay ne kadar güzel. Ne kadar aşıklar birbirlerine değil mi? Aşktan ağızları kaymış. Efendim siz nasıl tanıştınız? Yok, bizim tanışmamız çok ilginç oldu. Anlatıyorum aşkım. Anlatıyorum canım aşkım. Anlatıyorum aşkım. Şimdi ben bir gün bir story attım. Öylece ortaya olta attım. Ve dedim ki of canım Maraş dondurması çekti. Ama şimdi kim gidip alacak ya dedim. Ay iki dakika geçmedi. DM kutuma benim mesaj geldi. Konum at yazıyordu. Ben attım. Daha önceden arkadaştınız o zaman ha? Yok hayır tanışmıyorduk. Keşfetten keşfettim kendisini. DM'den direkt yazdım. Gecenin bir yarısı tanımadığınız biri konum at deyince sen ne yaptın? Konum attı. Neyse iki saat geçmedi zil çaldı. Açsın bir baktım. Gecenin üçünde bir Maraş dondurmacısıyla kapıma geldi. Ben geldim. Ama tabii ben o an
olmalıyım diye düşündüm. Gece 3'te dondurmacıyla kapına gelmiş. Yani hiç mi şüphelenmedin? Yani gece 3'te dondurmacıyla kapıya herkes gelir ki. Ben de o an dedim ki İbrahim, bana gerçekten aşıksan gidersin Maraş'tan, kendin Maraş dondurması alır gelirsin dedim. O da karkış dinlemedi, yağmur çamur dinlemedi. O soğukta gitti Maraş'a. Dondurmayı kendi aldı, soğuk zincirle geldi. Soğuk zincirin içine girip gelmiş kendi de. Bütün kemiklerim dondu. İç organlarım, dış organlarım hepsi dondu. Kanlarıma kadar dondum. Ama benim canım aşkıma değer, canım aşkım. Benim için donmayı göze aldı ya. Bu ne sevgi? Aşkım, bu ne ızdırap? Ya, ne kadar tutkular değil mi? İsmail, İbrahim donmuş ya çiçek için. Sen benim için hiç donmadın. Şu an dondum kaldım. Nasıl bir istek ya? Yalnız şimdiki aşklar hep böyle. Öyle değil mi arkadaşlar? Böyle bu şekil. Ya tabii böyle, ki, tabii. Tabii ki. Bizim bir arkadaşımız sevgilisi günaydın mesajını 3N'yle atmadı diye bütün mahalleyi ayağa kaldırdı. Sabahlara kadar ambulanslar çağırdı. Sirenler de hiç kimseyi uyutmadı. Ama sonra nereye gittiler? İfade vermeye. Paris'e gittiler. Aa. Kız bütün mahalleyi böyle uyutmayınca çocuk da kızın ne kadar çok sevdiğini anladı ve onu Paris'e götürdü. Bak, Çiçek, sen soğuk deyince aklıma geldi. Geçen Feride ile taksiye bindik, hava çok soğuk. Sonra Ceren arıyor. Arıyor, açmıyorum. Israrla arıyor, mesaj atıyor. Hadi ne zaman buluşuyoruz, şu işi halledelim. Bitirelim artık şu işi. Ben cevap yazmıyorum, arıyor. Ben de Feride biraz kıskansın diye telefonu açık onun önüne koydum. Ceren eski sevgili mi? Yok, boyacı Salih abi var. Onu Cereneşko diye kaydettim. Benden bir alacağı vardı, sürekli arıyor. Sonra Feride onu görsün diye ikimizin arasına koydum. Oradan baktı tabii, kudurdu. Kudurdu. Kudurmaz mıyım? Ama ben de altta kalmadım. Dedim ki taksiciye, saat kaç? Taksici de dedi ki, saat 4 yenge dedi. Ben de yenge deme lazım olur dedim. Ay sen fikri bir delir. O taksinin camlarını nasıl yumrukluyor? O koltukların kafaları var ya, onu nasıl söküyor oradan, bir yandan da arabanın tavanına kafa atıyor. Şanzımanı indirdi, motoru indirdi. Çok tatlı bir şey bu. Deli mi lan bu? Ay hayır ya, beni sevdiğinden yapıyor. Beni nasıl seviyor, görmüyor musunuz? Vallahi ben çok mağdur bir taksici görüyorum. Motoru indirmiş. Ya niye öyle diyorsunuz? Adamın parasını verdik. Ya adamla arayı düzelttik yani. Evet, ailece görüşüyoruz. Hep böyle yapıyor. Beni kıskandıktan sonra mala zarar vermekten çok para kaybediyor. Hep beni çok sevdiğinden yapıyor. Tabii ki seviyorum aşkım. Ömrümüzün sonuna kadar beraberiz. Amin, amin. İsmail. Sen de benim için motor indirir misin? İki çocuk babası adamım ben, niye öyle bir şey yapıyorum ya? Ne bileyim ya, bizim ilişkimizde de heyecan mı kalmadıysa acaba İsa? Nazlı, heyecanlanmak istiyorsan gondola bindireyim seni. Niye motor indiriyorum ya? Şimdi bak, sen böyle şeyi anlatınca da benim aklıma bir tatilimiz geldi. Ya o kadar romantik bir anı ki bu. Muhteşem bir şey. Bayılacaksın. Anlatayım aşkım. Anlat tabii canım aşkım. Anlat. Şimdi bir gün Yunanistan'dayız, tatildeyiz. Biz böyle çok güzel bir antik kente gittik. Ama o kadar güzel bir manzara ki ben aşık oldum. Ve o an dedim ki İbrahim, bana gerçekten çok aşıksan bu manzarayı her görmek istediğimde bana gösterirsin dedim. O ne yaptı? Ne yaptı? Bütün antik kenti sırtına dövme yaptırdı. Ense kökümden başlıyor. Her yerim komple dövme, ortası falan hep Akropolis. Kuyruk sokumunda Zeus'un başı var. Benim canım aşkıma değer. Ya bütün sırtına dövmeyi nasıl yaptırdın? Bayıla bayıla. Ha sevdin. Yok, iki gün sürdü. Kan kaybından sürekli bayıldım. Acılı bir süreçti. Ama benim canım aşkıma diye o artık ne zaman tarihi eser görmek isterse sırtımı açıp bakabiliyor. Abi fotoğrafını çekseydin. Hiç aklıma gelmedi.
bir şey değil ki aşkım. Değil tabii aşkım. Allah Allah. Ya aşk, sevgi, bunlar nasıl bir evrim geçirmiş olabilir bu kadar zamanda ya? Ay, fotoğraf demişken, biz bir gün aldık fotoğrafçıyı, bir tepeye çıktık. Fotoğraf çektireceğiz. Anlatayım mı fotoğrafçıyı? Anlatsın, çok önemli. Şimdi, adam diyor ki, oraya bak, buraya bak diyor, poz verdirtiyor bana. Gün batımındayız, dedi ki, şimdi dedi, Feride dedi, gün batıyor dedi. Senin dedi, en güzel halini göreceğiz dedi. Bu Fikri ne yaptı? Fotoğraf makinesini uçurumdan attı. Hayır, fotoğrafçıyı uçurumdan aşağı attı. Bu suç. Niye böyle bir şey yaptın? Çünkü benim kadınımın en güzel halini ancak ben görürüm. Ya. Kimseye de göstermem. Tamam, anlıyorum ama adamı yardım ettiniz neticede değil mi? Ailesine mailesine haber verdiniz ha? Verdik canım. Gittik baktık bir şey yoktu. Belden aşağısı tutmuyordu. Fizik tedavi yaptırdık, iyi geldi. Ailece görüşüyoruz. Bir de adamlarla ilişki kuruyor daha sonrasında. Hep kıskançlıktan yapıyor. Kıskanınca çok tutkulu oluyor. Yiğidim. Kadının. Ben de. Ölene kadar birlikte olacağız. Oh, amin. Amin. İlişkinin böyle tutkulu olması lazım. Bence bunların tutkulu değil, tutuklu olması lazım. Efendim, siparişleriniz geldi. Şöyle bırakayım. Sağ ol kardeşim. Size de şöyle sunayım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bakar mısın? Akşam yapsan. Ay, sana geleyim mi ben? Kahve içeriz birlikte. Ev boş mu? Boş mu ev? Anlamadım efendim. Pardon. Ne yapıyorsun ya? Aa, kıskandın mı? Şu masayı devirecek misin? Garson camdan aşağı atacak mısın? Lütfen atma abi. Oğlum, niye atayım ben seni camdan aşağı? Ya iki çocuğumuz var bizim. Hiç yakışıyor mu sana Nazlı ya? Ne yapıyorsun ya? Ya ne bileyim işte, bizim de ilişkimize biraz dinamizm mi gelsin diyor. Acaba kıskançlık değil mi? Çünkü baksana, birbirini kıskandırıp kıskandırıp birbirine hasta oluyorlar ya. Çok hastayız. Bunlar çok hasta, o belli. Allah'ını seversen, her ilişki başka Nazlı. Niye böyle yapıyorsun ya? Tamam, özür dilerim ya. Öyle bir deneyim. Sizden de çok özür dilerim. Pardon garson bey. Ne demek ki yengecim? Yengem, afiyet olsun yengelerim. Yengesiniz, yengeler. Nazlı çok korktu ya. Ya bu aşk, sevgi, bunlar böyle çok naif şeylerdir ya. Ufacık şeyden gönül alınır, minnacık bir çiçek ya. Verirsin, kendini özel hisseder, bu kadar. Daha böyle abartmaya evet. Gerek yok bence. Evet, aslında çok doğru söylüyorsunuz. Mesela benim en mutlu olduğum anda İbrahim'in bana bir tane ufacık bir çiçek verdiği andı. Ay. Bir tek çiçek değil mi? Bir manyaklık yok devamında. Hayır, ufacık bir çiçek. Şimdi çok masum, küçücük, basit, ufak bir çiçeğin, bir kardelen çiçeğin hikayesini dinleyeceksiniz. Anlatıyorum aşkım. Anlatıyorum canım aşkım. Şimdi bir gün Kapadokya'dayız. Balona bindik. Ay, bütün şehir ayaklarımızın altında. Her yerde kıpkırı toprak var. Ve bir anda o toprağın içinde bir tanecik kırmızı bir çiçek gördüm. Biz de böyle 200 metre falan yukarıdayız ama oradan bile görünüyordu. Minicik, sanki bir yaşam belirtisi gösteren bir çiçek. Bak, bak. O an dedim ki, İbrahim, bu bizim çiçeğimiz olmalı. Tıpkı bizim aşkımız gibi yeşeren bir çiçek. Yemin ederim, sabahtan beri duyduğum en gerçek aşk hikayesi. Sonra ne oldu? Sonra dedim ki, İbrahim, hemen in al, yoksa biz bunu bir daha bulamayız yerini dedim. O da indi, atladı, aşağı aldı, geldi. 200 metreden aşağı mı atladın? Evet, kafa üstü düştüm ama benim canım aşkıma değer. Oğlum, sen atladı mı kaybettin? Yok, bacaklarımı kaybettim. O kadar bacaklarım hep kırıldı. Bu ne protez? Ay, çok romantik. Değil mi? Aa! Canım aşkım, ne oldu? Aşkım, Nihal story koymuş. Ha. Sevgilisi ona çok güzel bir çikolata kolisi almış. Evet canım aşkım. Sen de bana çikolata alır mısın? Alayım tabii canım aşkım. Hemen marketten bir koşayım. Hayır. Market olmaz aşkım. Afrika'da çok güzel
güzel kakaolar varmış. Tanzanya'daki kakaolar marketteki hiçbirine benzemiyormuş. Benim için Afrika'ya gider misin? Canım aşkım, Tanzanya'da öldürülebilirim. İç savaş var orada. Ama Afrika'da da çok güzel kakao var aşkım. O zaman tabii, tabii ki canım aşkım. Evet arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Ay helal olsun. Tamam, bana helal olsun. Sonuna geldik. Ben Tanzanya'ya gidiyorum. Canım aşkıma çikolata alacağım. Gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak var. O yüzden biz gidelim. Seni eve bırakayım. Tamam. Ben oradan havalimanına geçerim. Tamam. Yok, evden bir meyve bıçağı bir şey alayım en azından. Ama onu uçağa bindiremem. Tamam. Artık Allah ne verdiyse gidiyorum ben. Tamam aşkım. Hadi canım aşkım. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Aşkım. Adam resmen helalleşti. Savaşa gidiyor şu an. Ölüme gidiyor. Ben vallahi dayanamayacağım. Hadi kalk, yürü gidiyoruz. Kalk, yürü gidiyoruz. Ne güzel aşk hikayeleri dinliyorduk İsmail. Çocuğuna anlatamayacağın hikaye aşk hikayesi değildir aşkım. Yürü gidiyoruz. İsmail. İyi günler. Hadi hoşça kalın. Bak ya. Efendim, her şey yolunda mı? Kahve çok güzel olmuş. Nasıl yapıyorsunuz bunları? Ay bu eller ne kadar maharetli böyle. Vallahi bravo size. Burası 1500. 1000 lira da bu etse 2500. 3000 liralık zarar verdim kardeşim. Al bunu. Arama bizi, tamam mı? Ailece görüşürüz. Olur abi. Ya salak şey! Yine benim için her yeri dağıttın. Senin için dünyayı dağıtırım. Ölene kadar birlikteyiz aşkım. Amin. Ben artık bir abonelik sistemi kurdum. Abonelik sistemi ne oğlum? YouTube musun sen? 149.90'a üye oluyorsunuz. Harika, inanılmaz arkadaşlığın keyfine varıyorsunuz. Bu kadar basit. Abone oluyorum kardeşim. Öğlen seni arabayla alacağım. Ay çok iyi. Baksana avantajlar hemen başladı. Oldu olacak, bir de fatura kes ya. Neyi kesiyorum zaten. Partiye gittim. Ne? Abi kıza baktım. Önünde ne gördüm? Ne gördün? Öz hakiki Hasan kebap. Ne bu şimdi? Üye olmayan arkadaşlarıma hikayeler reklamlı. E susun, hikayelerinden mahrum kalamam. Gel şurada anlatayım. Hani? Hüseyin senin şifrenle otlanmasın. Kızın yanına gittim. Kesin para verdin diye gülüyorsun. Bu ne ya? Lan benim eski Zeynep var, onu söyle oğlum. Aboneler hakkında bilgi veremiyorum. Oğlum 2 dakika senin şifrenle bir gireyim sorayım lan bunu. Ne? Bizim zor durumda kalan arkadaşlarımızı, mağdurlarımızı kollayan, koruyan, daha doğrusu korumaya çalışan, kurtarmaya çalışan bir süper güç ekibimiz var. Şimdi karşılarına da aynı kendileri kadar süper zalim bir ekip çıkıyor. Bakalım bu savaşın kazananı kim olacak? Buyursunlar. İşte bu banka. Baksanıza. Süper kötü soyguncular bankayı soymak için adını bağlamışlar. Süper kötü mü? Oğlum o ne demek? Normal soyguncu değil mi bunlar? Anlamadım ben. Yok amirim, süper güçleri var onların. Süper güç mü? Lan bana bak, gözünden çıkan öyle ateşli ateşli bir yerimizi falan yakmasın. Ben oğlanın doğum günü var. Ona yetişeceğim bak. Vallahi bilmiyorum amirim. Göreceğiz işte birlikte. Öf, lan başımıza ne işler geldi dur. Neydi lan, süper ne, süper kötü mü? Süper kötü. Süper kötüler! Polis konuşuyor! Neredesiniz? Çıkın ortaya! Thank you.
lan bunlar? Kimsiniz siz? Biz! Sisli Beşli. Sisli Beşli mi? Ne oğlum siz dans grubu falan mısınız? Dalga geçmeyi bırak. Biz süper kötü bir ekibiz. Ben Mr. Kaydet. Bunlar da dostlarım. Misket kadın, bin bir surat, omurgasız insan ve ölü adam. Ölü adam mı? Hı hı. Onun ne özelliği var? Ölü olması özelliği. Bunlar deli lan bunlar. Hakikaten deli bunlar. Al bunları. Git al bunları çabuk. Biz alamayız amirim. Mevzuat var. Süper kötüleri sadece süper kahramanlar yakalayabiliyor. Hale bak, mevzuata bak ya. Yani biz boşuna iş yapmayalım yani. Ne istiyorsunuz lan siz? Nedir isteğiniz? Bu bankayı soyup sonrasında da dünyayı ele geçireceğiz. Lan ne yapacaksınız acaba? Lan yoksa parayı alıp silah mı alacaksınız o parayla? Hayır. Aldığımız parayı borsada 3 katına çıkartıp sonra onu da 2 katına çıkartacağız. 2 katına çıkarttıktan sonra da kendimize 2+1 ev alıp sonrasında da dünyayı ele geçireceğiz. Ev ne alaka lan? Evi bir alalım garantimiz olsun dedik. Sonrasında dünyayı ele geçiririz. Oğlum bunlar süper kötülüğü yatırım yapma. Alıyorum ben bunları ya. Ben bunlarla uğraşmam yani. Al lan bunları al. Bunlar manyak. Al, al şunları. Nispet kadın! Saldırı var! Nispet, 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 nispet. Her bileğimde 15'er tane Trabzon burması var. Hiç gördünüz mü? Çatlayı da patlayın, çatlayı da patlayın, çatlayı da patlayın. Ne şimdi bu? Bu ne yapıyor bu şu an? Anlamadım ben. Sana nispet yapıyor. Seni kıskançlıktan çatlatacak. Süper gücü bu. Lan benim kayınvalidem her gün yapıyor bana bunu. Kimi etkiler ki bu yani? Vallahi ben biraz etkilendim ha. Nereden baksan 300.000 lira var kadının kollarında. Sen ne kadar boş bir insan oldun ya Sadık. Neyinden etkilendin şu an? Hayret bir şey ya. Beni çözebilir misiniz artık? Kızı hanımefendi çöz ya. Ayıp orada kalmış. Gelin gelin. Kusura bakmayın ne olur. Lütfen bana zarar vermeyin. Kasayı boşaltacağım. İstediğiniz alın gidin. Ama şimdi ayıptır ya. Kadın bak ben burada polisim yani. Buna ben bu şekilde bir suç işleniyor. Göz yumamam yani. Amirim hiç öyle düşünmeyin. Hiç öyle düşünmeyin. Süper güçleri var bunların. Kim bilir daha ne güçleri var bunların. Lan. Vallahi var ya felakete gelebiliriz ha. Lan ağzına vurur bak. Ne gücü ne? Ne süper gücü? Ne lan senin mesela önde duran? Ne mandrak yakalıklı? Ne senin süper gücü? Ben Mr. Karides. Karides mi? Hı hı. Ne güveçte mi tavada mı ne? Dalga geçmeyi bırak. Bana bak. Ben Mr. Karides midyelerle ve karideslerle ve ayrıca kabuklu deniz canlılarıyla konuşabiliyor musun? Lan midyeyle konuşsan ne olacak? Peşime mi takacağım midyeyi? Allah Allah. Manyak lan bu. Midyeyle konuşuyor. Bu da nispet yapıyor. Bu kim bu garip yamuk gözlüklü çocuk? Yavaş lan. Ben bin bir surat. Herkesin taklidini yapabiliyorum. Tüp 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 tüp. Sakıp Sabancı. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Yıldız Zirve. Beni tutarlarsa tutarsızım, tutarsa değilse tutarsız değilim yani. Erman Toroğlu. Akşam günleri seyredeceğiz arkadaş. Sakıp Sabancı. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Oğlum onu yaptın ya ona bak. Sakıp Sabancı. Ne lan bu? Sadık siz bana kamera şakası falan mı yapıyorsunuz arkadaşlarınızla toplandınız? Ha? Delirtmeyin lan beni. Nedir böyle kötülük mü olur? Demoda mizah mı bunun şeyi, süper kötülüğü? Lan bari bir tane kötü verin benimle, elle tutulacak bir kötü. Gözlüklü senin ayaksın lan. Omurgasız insan. Bak bu olabilir. Bir de şunlara silah tutuyorum ya. Bu olabilir bak ha. Bu mantıklı, bu şey gibi değil mi böyle hani kemikleri falan böyle uzuyor muzuyor, küçük deliklerden falan giriyorum. Bak bu süper güç işte. Yok, ben herkese hak veriyorum. Sizin de işiniz çok zor amirim. Doğru diyorsun yani, biz de zorluk çekiyoruz yani. Yapayalnız kaldık. Doğru söylüyorsun vallahi. Bir dakika lan, bunun şeyi bu muymuş? Omurgasızlığı bu mu? Allah cezanı versin, öyle bir şey zannettim. Oğlum bunları arayın, anasını, babasını, akrabasını falan. Bunları alıp salmasınlar dışarı, manyak bunlar. Amirim, vallahi memurluğun yanar. Mevzuat çok net. Süper kötüleri sadece süper kahramanlar yenebilir. Biz karışamayız. Ben ölmek istemiyorum memur bey. Ya sen gerçekten misin? Bunlar neyi öldürecek? Bunlar sinek öldüremez. Sen niye korktun bunlardan? Biz bir karışamıyoruz. Olay o yani. Sıkıntı bir karışsak ben neler yaparım bunlara? Ne yapacağız Sadık? Ben bir süper kahraman ekibi çağırdım. Birazdan gelirler amirim. Oğlum delirteceğim beni. Süper kahraman ekibi kim ya? Gelecekler bekle. Yoksa? Ne oluyor lan? Yoksa?
aşağı falan düşseler ya. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Beşli, koruma kalkanı! Ay, arada kaldık! Allah cezanızı verecek, Allah cezanızı verecek, Allah cezanızı verecek! Kardeşim, nerede kaldınız ya? Kaç dakikadır sizi bekliyoruz burada. Çok iyiydin. Haklısınız, kusura bakmayın. Ama metrobüs arıza yaptı. Geciktik. Bir dakika ya, ne metrobüsü lan? Siz süper kahraman değil misiniz? Metrobüste gelir misiniz? Aracınız falan yok mu, süper araç falan? Aylık full akbilimiz var. Bir saniye, dırdır kadın nerede? Aha. Ya onun teyzesinin kızı evleniyordu da, çeyrek alıp yine gitti. Sadece çeyrek altın mı takacakmış? Ben halamın kızına top altın taktım. Çok şükür imkanımız var, yapıyoruz. Durumumuz var, alıyoruz. Çatlayın da patlayın. Nispet, Nispet! Biz dur ya! Bana bak lan. Bunları mı çağırdın, bunlar mı koruyacak bizi? Ne oğlum bunlar? Nedir o arkadaki brokoli mi o adam, ne o? Ne oğlum bunlar? Ne yapayım amirim ya? Sistem otomatik olarak gönderiyor. Ya şey de yok, tez ayak da yok. Siz bayağı eksik gelmişsiniz. Geldim, geldim. Geldi, geldi. Ne oluyor lan? Tez ayak da geldi. Aa, gitti, gitti. Gitti. Başa çekti, çok kötü çekti. Oo, çok kötü çekti, çok kötü çekti. Hoş geldin. Allah hoş geldin başımda gene. Oo, çek, ittir, ittir, ittir. Hay Allah. İbrahim abi, ittir, çok kötü fena. İbrahim abi, deme. Böyle evdeyken gizli kimliklerimizi kullanıyoruz Ozan. Senin kuponu yatırdım uçan adam. Ne dedi? Allah çok fena. Uçan adam, birader. Şşş, kırmızı sen uçuyor mu lan? Evet, uçabiliyor. Ama bir metre. Ha, zıplıyor yani. Yeter bu kadar. Hadi saldırın, saldırma vaktim. Arada kalsak ne olacak? Arada kalsak, şunların arasında kalsak. Öte kaykılan biraz. Tabii ki amirim. Bak güzel, bak polise saygılı bir de kötü bir de. Tabii ki amirim. Güzel, tamam. Güzel. Sen nasıl korkmuş bir şey? Sen nesin lan sen? Sen olayın ne? Ben görünmez çocuk. Kimse bakmadığı zaman ben görünmez olabiliyorum. Ben de kimse duymadığı zaman çok güzel şarkı söylüyorum. Gerçekten mi komiserim? Komiser salak mısın? Bir sus. Hayret bir şey ya. Beni getirdin yere bak. Ay hiç umudum yok ama soracağım yine de yani. Şu brokoli dayı senin ne olayın ne ya? Hadi. Saat adam! Ben saat adamım! Saate bakmadan saati söyleyebiliyorum. Bunların içinde hepsini toplasan bir bu etmez bak. Bu iyi bir şey. En azından bir özellik lan. Ben de tez ayak. Hızlı koşabiliyorum. Ne kadar hızlı? Fena değil yani. Halı sahada hep sağ kanata koyuyorlar. Sağ olsunlar. Oğlum sen hasta mısın? Bunlar hepsi normal insan. Bu kadar mısınız siz? Başka yok mu? Ya bir de pil çocuk vardı. Ne oldu ona? Öldü. Nasıl öldü? Pili bitti. Allah rahmet eylesin. Sağ ol ya. Çok iyi çocuk. Çok iyi çocuktu. Elinde cebinden 20 lira çıktı ya. Oğlum bak beni delirtmeyin. Size kim onay veriyor? Kaymakamlık tabii ki. Evet. Kaymakamlıktan alıyoruz. Onlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruyorlar bizim adımıza. Ama valiliğe de bir dönüş oluyor. Fakat her sene belgelerimizi yeniden hazırlayıp göndermemiz gerekiyor. Her defasında. Çok angarya bir iş. Her defasında. Dur iş!
Oğlum siz hasta mısınız kafadan? Çocuklar, gençler, abiler bakın ben size söyleyeyim. Sizin hiçbir özelliğiniz yok. Ha. Normal insanlarsınız yani, bir değilsiniz. Bunu bilin yani. Beni sinirlendirmeyin. Hepiniz tırt insanlarsınız. Buradan dağılın. Vallahi billahi hepiniz aynı anda ağzını burnunu kırarım bak. Benim karidesler ve midyelerle konuştuğumu unuttun galiba. Lan ne olacak karidesle midyeyle konuşuyor? Ne hastası? Abinim, karidesleri karşımıza almayalım. Sen iyice şaşırdın kendini lan. Karidesi karşına alsan ne olacak? Karides bu. Haydi ver ona senin karideslerle konuşun adam. Var! Tüm midyeler şahit buna. Lan başlatma midyeyle salak. Tamam abi. Allah Allah ya. Ne yapıyorsun lan karı? Şimdi manyaklar yüzünden çocuğumun doğum günü partisine geç kaldım yani. Saat kaç oldu? 17.05. Ay, doğru gidiyor. Bravo, bak sana saygım var. Bravo. Hadi Allah aşkına dağılın gidin. Hadi dağılın. Hayır, hayır, hayır. Amirim biz karışamayız. Bizlik bir durum değil. Mevzuat var. Süper kötülere karşı süper kahramanlar savaşır. Biz karışamayız. Tamam, ne yapacaklarsa yapsınlar. Ben gideceğim. Hadi ya. Hayır, bizi korumayacak mısınız memur bey? Abla neyden koruyayım ben seni? Bunların neyinden koruyayım ya? Lütfen. Gel şurada çocuk tiyatrosu izler gibi izleyelim. Hadi lan kapışın. Hadi gel. Otur hasta. Sinsi beşli. Nihayet karşılaştık. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol sen. Çok sağ teşekkür ederim. İyi mi olur, nasıl? Evet, yenilebilirler. Onur kırıcı bir yenilgi almak istemiyorsanız basın gidin buradan. Onur kırıcı size benzer. Tez ayak, saldır! Aa, çocuk gitti ya. Demek ki o hızını alıp gelip vuracak belki de. Bana öyle geldi. Oğlum siz salak mısınız? Gitti adam. Ne bekliyorsunuz? Gitti adam. Neyse, enerjileri düştü. Nispet kadın, hadi! Çatlayın da patlayın, çatlayın da patlayın, çatlayın. Bu kadar altını bir arada gördünüz mü? Bir o kadarı da evde var. Görmemişsinizdir, çapsızlar. Ev demişken 4+1, 200 metrekare o. Kira değil, kendimizin. Aynı sitede dükkanımız da var, dükkanımız da var, dükkanımız da var. Ya çok kıskandım ya, her şey var bu kadar. Eh kıskan, bitmedi. Yazdığımız da var. Gidip de. Yazdık dedi, kıskançlıktan çatlayacağım. Hadi görünmez çocuk, saldır. Tamam. Şimdi arkadaşlar herkes bir arkasını dönebilir mi lütfen? Siz niye arkanızı döndünüz? Bunlar düşman ya size. Komşular rica etti. Ayıp olmaz mı? Siz de haklısınız gerçi. Evet, omurgasız. Hadi gebert onları. Ben insan ayırmıyorum. Herkesi çok seviyorum. Mesela veganlar. Hayvanlar ölmemesini istiyorlar. Bence çok haklılar. Ama et yemeden de nasıl alacağız bir proteini değil mi? Bu ne ya? Bir görüş değil ki bu. Bu ne? Evet, gerçekten de çok haklısınız. Küresel ısınma geleceğimizi tehdit ediyor. Ama benzin kullanmazsak da nasıl dönecek bu çark değil mi? Merhaba. Messi çok iyi futbolcu ama Ronaldo'nun da hakkını yemeyelim, öyle değil mi? Hangi seni? Ben anlamıyorum. Tanrı aşkına ne olur artık bir omurgan olsun. Ne bir omurgasız bir adam. Bir duruşun olsun bir adam. Doğru söylüyorsun. Yok, haklısınız. Bu kadar da omurgasız olmaz ama ya. O kadar haklısın ki, doğru. Başka bir formül bulmamız lazım. En zekimize soralım. En akıllımız sensin. Bir şey söyle öyle adam. Oğlum siz manyak mısın? Adam ölü zaten. Beni delirtmeyin lan. Buna ne soracaksınız? Bu ölmüş ya zaten. Niye soruyorsunuz? Bu nedir lan? Ha? Ucuz film izliyorum ben burada ya. Çocuğun doğum gününe falan geç kaldım. Saat kaç oldu ya? 17.11. Bana bakın lan. Hepinize söylüyorum bak. Saat 18'de evde olmam lazım. Oğlanın doğum günü partisi var. Eğer benimle gelirseniz, animasyon yaparsanız hepinize 50'şer lira vereceğim. Geliyor musunuz? Evet. 50 lira. Evet. Oldu mu lan? Tamam. Eğer şikayet etmezlerse olur amirim. Etmezsiniz. Etmezsiniz. Güzel. Bak 50 liraya bağladım. Kaç oldu saat? 17.13. Tamam. Hemen oldu mu ya o kadar? Oldu. Hadi düşün peşime gidiyoruz. 6'da orada olacağız. Hadi. Hadi. Oğlum bak 50 lira lan, vermem 50 lira.
bir alışkanlığı, değişik bir rutini olan var. Şurada bir hanımefendi var. Zilan adım. Zilan. En ufak bir şeye sinirlenebiliyorum yani. Her şeye. Mesela yan yanayız, konuşuyoruz. Sinirliyim anlaya, herhangi bir şey oluyor. Nefes alıyorsunuz, nefes alışınızda bile sinirlenip size patlayabiliyorum. Yaş kaç senin? 16. Sinirliysen kızım, gel çıkışta görüşelim. Sen çıkışta gel. Atara gidelim ben dede. En çok kime tahammülün yok? Arkadaşlarıma ya. Ya kızım, her şeye sinirleniyorum falan diyeceğine... merhabalar, ben ergenim deseydin o da olurdu. Hayır. Ama öyle bir şey değil. Ben gerçekten hani durup durmadık her şeye sinirleniyorum. Kaç arkadaş geldiniz? Ya okul olarak geldik ama hani üçlü yakın arkadaşız. İsim verip en tahammül edemediğin davranışını söyle onları. Kız hemen satma arkadaşını. Aziz derdime satıyor ya. Ama çok sinir ediyorlar. Nehir beni sürekli zorbalıyor. Birazcık dur, şey... Dur, zorbalıyor ne demek? Habire böyle üstüme falan geliyor. Nehir zorbası, kalk bakayım. Ayağa kalk. Bakayım. Nehir güçlü kuvvetli diye bana bulaşmıyorsun. Nehir, evet, Nehir. Ya laf ediyorum da bazen çok sinirli olduğumu fark ediyor. Çok laf etmiyor, gönlümü almaya bir çalışıyor. Bir şey diyeceğim. Ama... Nehir'ciğim, saygılarımı sunuyorum önce. Gerçekten bu yanındaki kızım yani... Vallahi sendeki sabır kimsede yok Nehir'ciğim. Ama seni kızdırmıyor. Nehir ne yapıyor sana da sen onu zorbalıyorsun? Bazen çok çocukça hareketler falan yapıyor işte. Bence de. Haklısın Nehir. Ama sebebi ben öyle büyüdüm. Bu arada çıkışa bekliyorum. Tamam ama tek gel, Nehir'le gelme. Var mı başka? Şurada biri var. Alo. Açık. Evet kızım, duyuyor musun seni? Alo. Merhaba. 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 Beni aradınız. Buyurun hanımefendi. Buyurun. Heyecanlandım ondan. Ya çıkışta bir tane ergenle buluşacağım. Ondan sonra seninle buluşabilirim. Tek mi geldiniz? Ay yok, ailemle geldim. Ailenizle geldim. Evet. Şey, anlatayım mı? Anlatayım. Anlat kızım. İşiniz mi, aceleniz mi var? Evet. Ben çok titiz bir insanımdır. Nesiniz? Yani Sıla. Sıla bir insan. Herkes ona gurbetlik duyuyormuş. İsim demediniz mi? Hayır, nesiniz? Ha, nesim? Kızım bekle bekle, telefonla arıyorum, öyle anlaşacağız. Alo. Sen telefonda da aynı. Aziz, ne soruyorsan söyle, ben söyleyeyim. Yok şey, titiz dedim. Titiz bir insanım. Titizmiş, titiz. Titiz, ha. Sıla titiz, evet. Evet, maşallah, böyle maşallah. Böyle gece 12'de falan kalkar, bir anda banyoyu temizlerim falan. Aferin kızım. Ailem de tam tersi. Ailen de pis mi? Yani pis değil ama dağınıklar. Çok kavga ederim mesela. Kimler bunlar, kimler? Babam. Aile kim? Babam. Babam pis mi? Ya dağınık pis değil ya, dağınık sadece. Mesela kardeşim de çok öyle. Bunu söyleyeyim. Yani mesela ben banyo falan temizlerim, bir anda gelirim tekrar dağılmış falan. Aşırı kafaya takarım yani böyle şeylere. Allah Allah, ne gerek? Arkadaşlarımın arasında da olur. Kalmaya giderim bir anda, hani yatacağım yeri temizlerim falan. Hanımefendi, gerçekten size saygı duydum. Mesela banyodan sonra tertemiz bırakıyorsunuz, öyle değil mi? Evet, evet. Yatağınızı topluyorsunuz. Vallahi bravo'ya bir alkış mı istiyor kızım, ne istiyorsun? Teşekkür ederim. Bu mu yani, titizlik mi? Ya titizlik olur. Çok fazla var da aklıma gelmedi. Çok şey bir insanım. Peki gelirse o zaman söyleyeyim tamam, bize. Tamam, teşekkürler. Tamam, ben teşekkür ederim. Nurcan burada mı? Nurcan? O kim ya? Nerede? Nurcan'a verin mikrofonu. Nurcan! Nurcan merhaba. Nurcan, o müthiş yeteneğini dayıya da anlatır mısın? Kızım ben yokken yetenek mi sergiledin? Ayak parmaklarımı el parmağım gibi kullanabilmem. Ayağıyla elini mi, neymiş? Mesela ayağımla çoraplarımı çıkarıp onu ayağımla hiç dokunmadan top haline getirip kirli sepetine atabiliyorum. Kızım şu an aşırı etkilendim senden. Aşırı etkilendim kızım. Yani sen ayağınla çorabını çıkarıyorsun yani, öyle mi? Evet. Şu anda istesen mikrofonu ayağınla tutabilir mi? Ya mesela geçen makyaj yapıyordum. Bir yandan saçımı yapıyorum, bir yandan bilgisayara bakıyorum falan. Hazırlanacağım, dışarı çıkacağım. Düzleştiriciyi ayak parmağımla tuttum. Aynada makyajımı yapıyorum. Bir yandan çalışıyordum yani. İnşallah yemek yapmıyorsun Nurcan ayağında. Yok, onda ellerimi kullanıyorum. Şükür. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Vallahi. Tamam. Gördün değil mi neler evet, var? Evet, artık o görüntü aklımdan çıkmaz benim. Evet, peki. Haydi gören bakayım o zaman. Hadi görüşürüz. Kocaman alkışlar dayı.
her şey olduğu gibi arkadaşlık da moderniteye karşı mücadele veriyor. Ona karşı ayakta durmaya çalışıyor. Bakalım günümüz arkadaşlığını biz nasıl işlemişiz? İzliyoruz efendim, buyursunlar. Çok özledim sizi. Evet ya. Canım benim. Hani açtık ama açmayalım böyle arayı. Evet, hayır oğlum, Mesut nerede? Aa, Mesut biraz gecikecekmiş. Ama bak ne adam ya. Eksikliği nasıl hissediyoruz hemen. Oğlum çok cool herif bir kere. Çok. Derdin olsa dinler. Ne bileyim bir şey satın alacak olursa abi onu alma, bunu al, onu şöyle böyle. Ya hep bir ilgili ya. 10 numara herif. Gerçekten ya. Bambaşka bir adam ya. Başka. Ya bir de adam arkadaşlar çok böyle enteresan, popüler bir çevre yaptı. Acayip eventlere gidiyor. Ben de böyle yancı olarak onunla gidiyorum biliyor musunuz? Yok. Çünkü tek başıma gidemem ya. Ne yapayım? Çok dost bir çocuk ya. Verici. Hepsini geçtim. Adam komik abi. Komik. Yani girdiği her ortamın enerjisini bir hikayeyle yükseltebiliyor. Hakikaten. Bana bir tane şaka yapıyor. Günümü geri kalanı güzel geçiyor. Aynen. Aynen. Öyle bir herif. Hakikaten öyle bir herif. Çok tatlı adam. Her şey yolunda değil mi? Anlamadım. Hoş geldin lan. Geç kaldım. Biz de senden bahsediyorduk. Leblebiye, leblebiye. Yok sağ ol, çok teşekkürler. Gel gel. Ne haber? İyi vallahi, her şey yolunda. Ya hayatta birkaç değişiklik var tabii ama anlatırım onları. Anlat anlat, hikaye anlat oğlum, biz de çok gülüyoruz. Aa bir dakika. Bir arkadaşım mesaj atmış. Yarın villasında bir parti var. Artı birle gelebilirsin diyor. Kimle gitsem ya? Ay kimle gideceksin? Herhalde benle. Burcucuğum kusura bakma ama artık olmaz ya. Ben böyle etkinliklere bana premium abone olan arkadaşlarımla gidiyorum. Premium abone mi? Ya evet, ben aslında bunu konuşacaktım sizinle. O yüzden geldim. Ben artık bir abonelik sistemi kurdum. Abonelik sistemi ne oğlum? YouTube musun sen? Kanka düşündüm. Ben yıllardır müthiş özelliklerimi size bedavadan sunuyorum. Bunu fark ettim. O yüzden de premium arkadaşlık paketi diye bir şeyi tasarladım. Yani dijital platform gibi bir şey. Oğlum sen insansın. Nasıl dijital platform gibi bir şey olacaksa onu anlamadım. Şimdi bak, alışveriş sitelerinden tut da sosyal medya profillerine kadar her yerde ne? Premium arkadaşlıklar var değil mi? Premium üyelikler var, abonelikler var değil mi? abi bende ne eksik? Müthiş arkadaşlığıma ayda 149.90'a üye oluyorsunuz. Sonra harika, inanılmaz arkadaşlığın keyfine varıyorsunuz. Bu kadar basit. Ya bir dakika ya, ben şey anlamaya çalışıyorum. 149.90 vermezsek seninle görüşemiyor muyuz? Ya hayır, görüşüyoruz. Ama yani bazı özelliklerim abonelik ücretine tabi. Lan yere git. Hayır, benim bildiğim dostluğunu satmaz. Bu herif direkt dostluğunu satıyor. Bu ne lan? Abi siz bilirsiniz yani arkadaş tavsiyesi. He şunu söyleyeyim. Biraz önce söylediğim parti var ya, girişi nereden baksanız 2000 liradan aşağı değil. Ay doğru söylüyor ya. Girişler de bayağı pahalı yani. Peki bir şey soracağım. Şimdi o partide de geçen seferki gibi böyle çok ünlü isimler var mı? Ünlü yok. Ünlülerin arkadaşı olan az ünlüler var. Yani inanılmaz ünlü gıybeti dönecek. Ay değil mi? Ya. Tamam ben varım. Ben yapıyorum üyelik. Ben varım ne ya? Ne bu? Ne yapıyorsun Burcu ya sen? Ne var ya? 150 lira niye vermiyoruz ki biz? Konu o mu ya? Dur şimdi dur. Ben abone oluyorum kardeşim. Tebrikler Burcucuğum. Ha. Premium dünyasının inanılmaz hizmetlerine hoş geldin. Aa. Yarın beraber gidiyoruz. Öğlen seni arabayla alacağım. Ay çok iyi. Baksana avantajlar hemen başladı. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. Ne yapacağım? Aboneliği mi kutlayacağım tuvalet? Heyecandan geldi. Gördüğünüz gibi sınırsız ulaşım hizmetim de var. Ar var mı peki? Namus var mı? Haya? Ha? Bu ne oğlum? Oldu olacak, bir de fatura kes ya. Kesiyorum zaten. Eyle gönderiyorum faturayı. Evet. Kesiyorum dedim de aklıma ne geldi? İbo. Hafta sonra bir partiye gittim. Abi dinleyin, anlatıyorum. Hikaye geliyor, anlat. Partiye gittik. Ne? Mekan inanılmaz. Belki de 5000 kişi var içeride. Üf. Neyse dans ediyoruz. Bir kızla böyle birbirimizi kesiyoruz. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Yakışır. Falan. Yan yana dans ediyoruz falan. Herkes bir dağıldı, masalarına gitti. Hı. Ama kız devamlı böyle arkasına dönüp bana bakıyor, bana bakıyor. Abi kıza baktım, önünde ne gördüm? Ne gördün? Öz hakiki Hasan Kebap.
Uzman aşçıları ve inanılmaz hizmetiyle öz hakiki Hasan Kebap. Değişmeyen lezzetiniz. Yılların değişmeyen lezzeti. Öz hakiki Hasan Kebap. Ne bu şimdi? Abi, üye olmayan arkadaşlarıma hikayeler reklamlı. Aa, kendine reklam almış. İbob oğlum, mantıklı mı lan bu? Neyse ne? Ben merak ediyorum oğlum. Sonra ne gördün? Sonra bir şey gördün. Ne gördün kızdan? Abi önde? Gördüm. Kızda bir şey gördüm dedim ya. Neyse. Böyle bir kolye gibi bir şey yakından gidip baktım. Kocaman böyle. Abi, madalya. Kız milli sporcuymuş. Oo! Yanına gittim kızın. Kulağına ne dedim? Ne dedin? Siz hiç internette turşu suyu aradınız mı? Ne? Turşucubahri.com adresinde onlarca turşu suyu müdavimlerini bekliyor. Belki sizin de aradığınız turşu suyu orada. Pancar turşusu, fasulye turşusu, havuç turşusu... İlik turşusu, kornişon turşu. Lavuğa bak, reklamı geç bir turnu var. Kız geldi, telefonunu verdi. Aldım telefonunu. Ertesi gün otelden çıkıyorum, otelin önünde bunu gördüm. Yanıma geldi, kulağıma ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Kusura bakmayın, hikayenin geri kalanı premium üyeler için abi. Lan bu ne lan böyle? Aa, gösterip Maraş dondurmacısı gibi. Oğlum bırak Allah aşkına, saçmalama ya. Bu ne ya? Bu rezillik ya. Ben sana anlatırım oğlum komik hikaye. Bende de var komik hikaye. Yok lan, sen paso askerlik anılarını anlatıyorsun ha. Ben Mesut'un hikayelerini istiyorum. 149.90 kardeşim. Ben Mesut'un hikayelerinden mahrum kalamam. Ben de giriyorum. Hayda, bu da düştü. Ne oldu şimdi? Tamam mı? Bir kayıt kuyut. Hayır. Gir şu an abone mi? Anlat, ne dedi? Gel şurada anlatayım. Hani? Hüseyin, senin şifrenle otlanmasın. Çok meraklıyım senin hikayeni. Git anlat ne anlatıyorsan. Sonra ne oldu biliyor musun? Gel. Kızın yanına gittim. Gerçekten mi? İnanılmaz bir şey. Ne? Daha dur. Yok. Bu sefer arkadaşı geldi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sen gel gel. Ne olur. Aa, dur lan. Yapma yapma yapma. Ne var acaba bu kadar gülecek ya? Ne var? Kesin para verdin diye gülüyorsun. Bu ne ya? Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Ay. Sen daha dur. Sonra Zeynep geldi. Hangi Zeynep ya? Benim eski Zeynep mi? Zeynep abla mı? Tabii. Benim eski Zeynep mi? Yok, ne? Vallahi billahi. Şey? Aynısı. Aynısı. Ya. Ama bir de Zeynep'in arkası. Oğlum benim eski Zeynep. Ne? Ya. Ne? Oğlum çok iyi lan, çok iyi. Lan oğlum ne iyi, delirteceksin beni. Hangi Zeynep? Lan benim eski Zeynep mi? Söylesene, bari onu söyle oğlum. Eski... Ya kusura bakma kardeşim, yani gizlilik politikasından ötürü aboneler hakkında bilgi veremiyorum. Lan Zeynep de mi sana abone? İşte söyleyemiyorum. Oğlum benim... Oğlum iki dakika senin şifrenle bir gireyim sorayım lan buraya. Ne? Benim Zeynep mi? Bir söyleyin ya. Mesut, oluyor mu öyle? Ben gideyim o... Abi. Ha, olmuyormuş. Sen kusura bakma. Lan yazıklar olsun, ruhunu satmışsın sen be. Sen... Lan dua et var ya, korsana karşıyım, yemin ederim yoksa kırdırırdım seni burada. Tamam lan, tamam. Şşt. Oğlum gelinmeyin lan, tamam saçmalama. Tamam. Gelinmeyin, oturun ya. Ha, dünkü maç izledin mi dünkü maça? İzlemedim ben. Ben izledim ama konuşamam. Aa. Niye? Ne güzel maç sonu kritik yapar, sen süper yorumların var. Bir dakika, ben sana aboneyim oğlum, konuşacağız. Anlat. Abi, abonesin de sen spor paketine abone değilsin ki. Ya ben bundan sonra sadece spor paketine abone olanlarla konuşabilirim. İstersen sen de mevcut paketini hemen 19.90'a spor paketini alabilirsin.
Bu fırsatı kaçırma. Ama bu ne böyle? Biz her şey için sana her ay bir ton para mı vereceğiz? Bak şimdi abone olursan Avrupa Ligi ile Premier Ligi de konuşurum. Kabul. Kadroyu ben bir gördüm. Dedim ki biz bu maçı aldık. Çok iyi kal, çok iyi. Çok abi iyi. Böyle bir şey yok ya. O nasıl ya? Net abi, çok, yani. Çok mutlu, acayip içim yağları eridi. Evet ya. Mesut, senin kesin sinema paketinle belgesel paketin de var. Var tabii ki. Hı. Doğa, yemek, kültür konuştuğum benim bir belgesel paketim var. Hı. Bir de vizyon filmlerini, bir de yeni çıkan dizileri konuştuğum sinema paketim var. Artı 18 paketim var mı kardeşim? Ne anlatıyor mesela abonelerine ya da ne yapıyorsun? Aa, bu güzel fikir ha. Ben bunu not alayım ya. Delireceğim ha. Ne yaptınız? Ne konuştunuz? Burcu, ben de premium abone oldum Mesut'a. Aa, ben de geleceğim partiye. Süper. Hadi sen de abone ol Mesut'a. Ya sen de abone ol Mesut'a cümlesi bir tek bana mı tuhaf geliyor? Bu ne ya? Ya 150 lira diyorum sana. Neye vermiyoruz ki 150 lirayı? Ha. Bak adamın avantajları var. Evet, arkadaşların arasında para lafı mı olur ha? Sen gülme lan. Ne güleceğim? Ben zaten kinaya yapıyorum burada. Başlar sizin muhabbetinize ya. Ben gidiyorum şurada yalnız takılacağım. Kendi hadi başıma. Git. İstemem paralar. Sen bırak bırak. Bırak hayır gitsin takılsın tamam. Oğlum gel şöyle ya. Afiyet olsun sana kardeşim. Hadi. Siz boş verin onu. Hafta sonu. Baksanıza. Hafta sonu ne yapıyorsunuz? İşiniz gücünüz var mı? Yo ne yapacağız plan mı var? Bir home party var. Ne? Ben sizi arabayla gelir alırım. Ne diyorsunuz? Çok çok eğleneceğiz. Bak göreceksin. Hüseyin ne? Ne? Leblebi mi? Leblebi kaçtı. Boğaz'a leblebi. Ben hiç anlamam ki. Oğlum iyi sen. İyi misin? İlk yardım biliyorsunuz. Şey yapsana ilk yardım sen. Abi biliyorum da yani Hüseyin bana abone değil ki. Ben ne abonesin? Ha, tamam ben vereceğim 150 lirasını. Şuna ilk şunu yap biliyorsun. Abi tamam da sağlık paketine giriyor bu. Yani boğulmadan kurtarma, ne bileyim pansuman, kan verme, refakat gibi işlemlerin hepsi mevcut pakete 99.90'a sağlık paketinde. Yani bence bu fırsatı kaçırmayın. Ölüyordum lan. İyi misin? Ölüyordum. Ay geçmiş olsun. Hüseyin, Hüseyin geçmiş olsun. İbo sen iyi misin? Tamam. İyisin değil mi sen? Bir şey yok. Şişt, Burcu sen iyisin değil mi? Hiçbir şeyiniz yok. Korkmadınız değil mi? Travmatik bir şey yaşamadınız. Eğer yaşadıysanız hemen konuşabiliriz yani istiyorsanız ha. Mesut tamam başta iyi güzel hoş eğlendik güldük de sen bayağı suyunu çıkardın ha. Senin yüzünden adamın canı gidiyordu burada. Ben burada överim. Vallahi ben eşlik ederim. Ya bir dakika, vandallık bu böyle bir şey olabilir mi? Şiddet dili ya. Ben sizin arkadaşınız değil miyim? Yo, arkadaşımız olmak için önce paket alman lazım. Ne paketi ya? Dayak paketi. Ya. Üstelik ilk ay ücretsiz. O zaman ben kaçar. Bu sopa kaçmaz. Benim babam çok değişti diyen var mı? Şu hanımefendiye verir misiniz mikrofonu? Merhaba. Merhaba, isim? Nadia. Nadia. Evet. Ya. Baban nerede? Babam evde. Ev onsuz nerede? Onsuz yer. Ümraniye'de. Tamam. Benim babam ben doğmadan önce, annem de biliyordur herhalde. Evet. Biraz sosyal bir adamdı diyelim. Ben hani duyuyorum, benim babam yurt dışında yaşıyordu. Oldukça güzel bir gece hayatı vardı diyelim. Peki şu anda nasıl? Şimdi evde oturuyor. Sadece, siz öyle zannedin. Sadece spor izliyor. Peki mutlu mu hayatından? Yani sen nasıl gözlemliyorsun babanı? Zaten sakin bir adam. Ben nasıl değişti onu da anlamadım. Herhalde annem falan değiştirdi. Gayet mutlu yani. Sönmüş bir volkan gibi yani. Aynen. Ya benim annem söndürdü galiba onu. annem söndürdü diye. İyi bir şey gibi konuşuyorsun. Demek dağ gibi adamı kuzu gibi yaptınız evde. Anne duy bunları. Peki bizim gösteriye niye gelmedi? Türkçe bilmiyor. Şu an adam Ümraniye'de tek başına bırakıp geldi mi şuraya? Adamın adı ne babanın? Ruggero. Neymiş? Ruggero. Ya koca Ruggero'ysa Ümraniye'yi mi bıraktınız? Adamı söndürmüşsünüz, bitirmişsiniz. İtalyan mı baban? Benim babam İtalyan yani. 20 senedir burada yaşıyor. Bir türlü öğretemedik Türkçeyi ama o hayatını sürdürdü yani. Siz dağ gibi çapkın İtalyan'ı Ümraniye'de sudoku mu oynatıyorsunuz?
Evet, öyle oldu. Aferin kızım, aferin. Bitirin adamı siz. Ailece bir sosyalleşiyor musunuz? Bir şeyler yapıyor musunuz? Yani... Adam en azından parka çıkarın ya. Ali'cim... Bir İtalyan lokantasına falan götürün. Bir baksın ya. Götürüyoruz, götürüyoruz. Biz ilgileniyoruz onunla. Tamam. Sönmüş volkanıma selam söyleyin. Söyleriz. Teşekkür ediyorum. Sağ ol canım. Renk kattınız. Sağ olun. Çao. Teşekkürler. Sen biraz sosyalleş. Biraz şey yapayım. Gidin de sudoku çözün biraz içeride. Gidin sen ki eminim tamam. Sudoku çözün. Tamam canım. Görüşürüz. Evet, şimdi bizim bir arkadaşımız, daha doğrusu bir büyüğümüz. Onun da başına enteresan bir şeyler geliyor ve kendisi biraz değişecek efendim, alacağı bir haberle. O arkadaşımızın evine konuk oluyoruz, ailesine konuk oluyoruz. Bakalım bu değişim nasıl olacak, izleyelim. Buyursunlar. Nazlı. Gel bir bak, gel gel bak bir bakayım nasıl olmuşum. Gel Nazlı ya. Nazlı. Ne bağırıp duruyorsun ya? Nazlı. Ne diyorsun? He? Yeni ayakkabı aldım, mont aldım. Nasıl, yakışmış mı? Ne bileyim, biraz genç işi değil mi canım benim ya? Ben de gencim. Ya şimdinin 60'ları bu yeni 40'lar gibi. Senin bundan haberin yok. Uydurma hayatı. Kim diyor bunu? Ya ben her gün Zeytinburnu'ndan Bakırköy'e yürüyorum, yürüyorum. Terlemiyorum bile. Dümdüz yol yürürsün tabii, ne var? Öyle mi? Hı-hı. Peki apartman? Asansörü kullanmıyorum ve bütün basamakları tek nefeste çıkıyorum. Hayati, giriş katında oturuyoruz. Toplam 5 basamak çıkıyorsun. Kime hava, neye hava atıyorsun ya sen bana? Allah, bana bak. Çocuklar aradılar. Birazdan geliyorlarmış. Bir haberimiz var dediler. Gelsinler, gelsinler. Şu damadım bir sırtını yere çalayım ya güreşte. Ha? Acayip güreşesin. Ha, ha, güreşirsin, güreşirsin oldu. Vallahi geldi. Geldi. Hoş geldiniz canım. Babacığım. Babacığım, gel elini öpeyim. Ne oluyor lan? Baba ne? Ne yapıyorsun? Ya bir de elimi öpmeye kalkıyor. Yaşlı mıyım oğlum ben? Hiç. Geç otur geç. Tamam babacığım. Gel. Şşş. Ozan. Ozan. Ben... Baba ne yapıyorsun? Oğlum yeni ayakkabı aldım, mont aldım. Yakışmış mı? çok yakışmış babacığım, bayağı güzel. Çok söylemeyin evet. Çocuklar, şöyle söylemeyin ya. Sonra böyle giyinip geri yetmeler gibi dolanıyor sokaklarda. Neyse, merak ediyorum vallahi. Neymiş haberiniz, söyleyin. Şimdi şöyle. Biz Ozan'la çocuk yapmaya karar verdik. Allah'ım, Allah'ım. Bayramım olsun bugün, anneanne olacağım ben. Ay çok sevindim. Ya. Canlarım benim, şöyle bir sarıl. Vallahi çok mutluyum. Torunum olacak. Evet, evet. Baba. Baba sen sevinmedin mi? Vallahi sevinmedim. Niye ya? Arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Böyle bir dünyaya çocuk getirmek mantıklı mı? Evet. Değil abicim, değil. Ay yok artık, küçüldü, cebime girdi, damadına abicim diyor. Hayati kendine gel lütfen. Ya mesele bu mu? Buna mı takıldın Nazlı? Küresel ısınma, savaşlar, kıtlık. Bence gidin biraz düşünün. Epey düşünün, bir 10-15 yıl düşünün öyle. Hayır efendim, hayır efendim. Ben anneanne olmak istiyorum, torun sevmek istiyorum. Lütfen Hayati. Ben istemiyorum. Yani şu an istemiyorum. Benim için erken. Ama bizim için değil baba. Biz ikimiz de 30'umuza verdiverdik yani. O sizin sorununuz. Hayati ne biçim laf o öyle? Lütfen sevin azıcık. Hayır ya. İstemiyorum ya. Ben dede olmak istemiyorum ya. Benim için uygun değil ya. Ya ben her gün, bak her gün Beşiktaş'tan
Beylikdüzü'ne yürüyorum. Terlemiyorum. Evet. Ben her gün... Her gün asansöre binmeden 5 katı fırt diye çıkıyorsun. Biliyorum. Evet. Ben daha gencim ya. Ozan, arkadaşım, ben seni geçen gün güreşte yenmedim. Evet. Ya mahsus yeniliyor bu çocuk sana ya. Ya bırak Nazlı, ne mahsus. Kalk güreş tutacağız. Ne? Ya baba. Hayır efendim. Ya rica ediyorum. Ya babacığım bir yerini inciteceksin ama ya, lütfen. Ya bırak, bir şey olmaz. Ya babacığım dur, tamam. Ya baba ne yapıyorsun ya böyle? Tamam al hadi yendin. Allah Allah. Koltuğu da kırdın. Bravo. Alırım yenisini alırım. Yenisini alırım. Alırsın. İşte böyle yere çalarlar adamı. Ben senin derdini biliyorum Hayati. Ah, şu adamdan ya dede olur mu ya? Bir şey söyleyeyim, senden çok güzel dede olur. Hayır, olmaz. Olur. Ay baba, evet ya. Aşkım, senden ne kadar güzel dede olur ya. Evet. Düşünsene, alacaksın onu böyle kucağına. Gezdireceksin, mamasını yedireceksin. Parklara gideceksin, böyle agu agu yapacaksın. Evet. Sin, sın, son. Görüyor musun? Götüreceksin. Taşıyacaksın, bakacaksın, besleyeceksin. Anlamadın mı? Çocuğu bize kitleyecekler. Uyan ya, uyan! Ya yok artık babacığım, öyle bir şey olabilir mi yani? Arada bir bakarsınız ama tabii. Lazım olur yani, ihtiyacımız olur. Ya tabii ya, şimdi biz ikimiz de çalışıyoruz sonuçta. Yani bizimkiler de şehir dışında yaşıyorlar. Yani arada bir yardım isteyebiliriz. Estağfurullah çocuğum, yardım ne demek? Gözüm gibi ben mi bakacağım torunuma, ben? Dedesi de bakar. Tüh! Dede deme. Dede. Yok öyle bir şey. Dede. Dedeme de yok ya. Dede Allah var. Allah. Çocuk yaptık, içimiz dışımız çocuk oldu arkadaş. Büyüttük, besledik, okula gönderdik, mezun ettik, evlendirdik. Tam rahata erdik. Gezeceğiz, tozacağız. Yeni bir çocuk getirdiler önümüze. İstemem ben o çocuğu falan. Yok ya. Ay bırak, bıktım, usandım ya. Benden uzak dursun. Uzak olsun benden. Ya babacığım, hayatta biraz böyle değil midir ya? Nasıl? Yani ne bileyim, hani doğarsın, büyürsün. Yani bir işe girersin, çalışırsın, sonra çocuk yaparsın, sonra o da büyür, evlenir, çocuğu olur, dede olursun, sonra da... Sonra da? Yani... Söyle, sonra da ne olursun? Yok, sonra da... Söyle, sonra da ölürsün. Hayır baba, ben öyle demek istemedim. Bayağı öyle demek istedin. Hayır efendim. Ölürsün dedin. Hayır demedim. Dedelik böyle bir şey. Yolun sonu demek. Hayır. İstemiyorum ben. Dede olmak istemiyorum ben gencim ya. Bana ne? Bana ne? Babacığım ya. Ama ne kadar abarttın artık. Baba lütfen kendine gelir misin? Ya hiçbir şey değişmeyecek hayatında. Gerçek, tamam. Tamam, sana söz. Biz bakıcı tutacağız. Tamam mı? Siz sadece sevmeye gelirsiniz. Hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Öyle mi diyorsun? Hayati, hani senin bir... arkadaşın vardı liseden. Neydi onun adı? Hani beraber rock müzik grubu kurmuştunuz lisede. Neydi adı? Fikri, Pogocu Fikri. Hı. Hatta onların şeyi vardı, grubu, Rogero'yla. He? Evet, Ümraniye'de. Hatırladım. Çok da sert çocuktur ha. O Pogo'da herkesi devirirdi. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen Fikri'nin torunu oldu demedin mi bana geçen gün? Evet. Ara sor bakalım hayatında bir şey değişmiş mi? Hadi bakalım. Hadi canım. Göreceğiz şimdi. Pogocu. Ara bakalım bir de. Alo. Ha, Fikri. Ne haber oğlum? Hah. Ya görüşemiyoruz. Ne diyorsun? Aşağıda mısın? Aa. Buradaymış, bize geliyormuş zaten. Tabii. Eşiyle beraber torunu parka getirmişler karşıdan. Ha. Evet. Bekliyorum. Gel. Gel. Bak. Olacak iş değil ha. Geliyormuş ya. Şansa bak. Ya babacığım bak, göreceksin. Dede olmak o kadar kötü bir şey değil. Öyle mi diyorsun? Tabii yani, neyi değiştirebilir ki yani babacığım? Tabii canım. En fazla ne olabilir yani? Ne olabilir? Buyur emmi, kime baktın? Hayati, benim ya, tanımadın mı? Çıkaramadım amcacığım. Aa, Fikri ben. Pogocu Fikri. Pogocu Fikri mi? He. Ama sen Pogu yemişsin ya. Ne olmuş oğlum sana? Hayati, dede oldum ben ya.
hayatı görsen torun bir başka oluyor vallahi. Torun bir başka oluyor da sen de bayağı bir başka olmuşsun ya. Ne oldu oğlum sana? Sen bayağı çökmüşsün. Hayati, dede oldun be. Can. Aha. Aman, aman. Aman Fikri, aman. Al. 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 Al dede, al. İstemiyorum ben böyle bir dede. İstemiyorum, şuna bak ya. Sınıf arkadaşımın elini öpecektim neredeyse. Canım, herkes de düğün olacak diye bir durum yok. Ne diyorsun yenge? Ay canım. Oho! Adamın kulakları da gitmiş. Ya. Doğru, gideyim ben o zaman. Torun bekler. Ya Hayati, torun sevgisi de bir başka oluyor biliyor musun? O konuda haklısın. Bir başka oluyor da sen de bayağı ***'e dönmüşsün oğlum. Doğru, doğru. Gözüm gibi bakıyorum. Amcacığım, gel hadi ben geçireyim seni amcacığım. Gel. Hadi geç. Pogo yapayım mı? Yok. Valla. Yapma amca. Yapayım. Pogo. 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 Omzum çıkıyor. Amcacığım hadi yürü hadi. Boş ver amcacığım hadi. Dikkatli git. Hadi dikkatli git. Hadi. Beni bu Fikri gibi yapamayacaksınız. Beni dede yapamayacaksınız. İstemiyorum ya. İstemiyorum diyorum. İstemiyorum. Allah evet, Allah. Evet ben... senin böyle yapacağını biliyordum baba. O yüzden alıştıra alıştıra söylemek istedim ama... Yoksa kızım! Deme onu. Onu deme kızım, ne olur. Ben 2,5 aylık hamileyim. Allah'ım! Ana! Anam bana bir şeyler oluyor. Bana bir sıcaklık geliyor. Kafamdan... Kafamdan aşağı böyle bir ter mi? Hayati! Bana ne oluyor? Hayati, şu üstündekini bir çıkaralım. Dur, dur, dur. Olmaz bak böyle. Çıkar, çıkar. Naylonları giyiyorsun, ondan böyle oluyor. Çıkar. Ana, hiç iyi değilim. Tabii, tabii. Hiç, anam bir üşüme geldi. Bana bir üşüme geldi. Şuna, şuna. Oo, vallahi. Dur, 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 dur. Ver bakayım. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne demişler? Başın sağlığı, dünyanın varlığı. Dedelik yükleniyor çocuklar. Dede konuşmaları başladı. Evet ama dedelik çok yakıştı baba bana. Çok. Güzele ne yakışmaz değil mi kızım? Dur babacığım, sana şunu da vereyim. Evet. Ne bu? Bu dedeliğin nişanı olan tarak. Sağ ol. Sağ ol canım da. Şu mendilin dursun şurada. Tabii. Şu ay kötü kalemin de burada. Ay tam dede. Ben o zaman fotoğrafı göstereyim. Hadi. Fotoğraf? Ne fotoğrafı? Babacığım. Torununun ultrason fotoğrafı. Ultra. Gözlüğümü ver orada. Bakayım. Görüyor musun Nazlı? Kulak, burun, kaş. Ters tutuyorum babacığım şöyle. Görüyor musun Nazlı? Şimdi oldu. Şimdi oldu değil mi? Şimdi oldu. Şimdi oldu. O kulak değilmiş çünkü. Bak kulağı, kaşı, burnu filan aynı sen. Ya, ya, ya yerim ben bunu yerim. Bak bu olmaz. Bir tane olmaz. Kardeş de isterim ben bunu. Çok güzel orada. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele katılarımıza bedel.